İyi akşamlar sevgili Varyans'ın izleyicileri. Bugün benlesiniz. Serkan Üz'ü kaçırdılar. Olacağı buydu. Çok fazla zıpladı Varyans'ın. En son İliç Madeni'yle de patlattı. Kaldırdılar adam, artık ben yapacağım programları. Bir de Nihat abi. Buradan sövüp saydıracağız. Şaka bir yana iyi akşamlar. Bugün birlikte olacağız. Ben ve sevgili Serkan Özle birlikte. Buyur abi, cennet suratını görelim mi? Tamam, giriş yapabiliyorsun baba. Her zaman dükkan senin. Güzel söyledi, güzel giriş yaptın. Vallahi bravo, çok güzel. Erdem de bugün şey, şu Cem Küçük'ün bir tane belgeselini hazırlıyor. Senin gülüşünü giriş olarak yapacak. Gerçi duran müjdeyi ya da şeyi, bilgiyi vermiş olduk da. Özel adam söyledi. Yarın herhalde Cem Küçük'ü çok güzel bir sevgili Cem Küçük'e güzel bir program yapacak. Cem Küçük sevenleri bekliyoruz. 24 Baba Ali saat içinde. Kılıcı programı vardı onun, değil Ama mi? Onu diyorsun. senin gülüş de giriş yapacak yani. Sürprizli bir giriş yapacak. Hoş geldik. Yok, o şeyin, Erdem Atay'ın Baba Ali Kılıcı program serisi, ben hep paylaşıyorum zaten. İmkanı olanlar da izlesin. Gayet böyle 15-20 dakikalık sürede komprime şekilde, mükemmel fevkalade bir şekilde oturup montajdaki arkadaşlar da mükemmel bir şekilde, görsel şekilde destekleyerek güzel bir program yapıyor. Abi ben sana çarşamba günü dedim ki Erlikçi yani cumartesi günü şöyle havadan sudan konuşalım bilmem ne falan. Memleketi karıştırmışsın ortalığını. Nasıl bir şey yaptın öyle ya? Vay maşallah ya. Vallahi iki üniversite iki yüksek lisans lazım herhalde. Not alarak tekrar tekrar ben en aşağı 2-3 defa izlemek lazım. Nefis bir iş çıkarmışsın. Sana söz veriyorum. Bir gün iktidar aldığımız zaman emniyet istihbaratın başına seni koyacağım abi. Başka bu devlet bu kadar çalışmıyor. Valla Türk devletine ve Türk milletine adına tekrar teşekkür ediyorum. Çok büyük iş yapmışsın. Bize kurşun gelen yerlerin adreslerini iyi güzel göstermişsin. Neler yaptın abi? Bu nedir bu? Bu örgü nasıl bir örgü bugünlere kadar gelmiş? Söz de senin, program da senin. Ben izleyeceğim, seni dinleyeceğim abi. Estağfurullah abi. Öncelikle teşekkürler. Bu Taht Oyunları diye bir seri var. Oradan başlatalım. Burada işte Sedat Peker'in ifşa ettiğini düzgün bir şekilde yorumlayalım diye falan anlatıyorduk. Hatta bununla ilgili, bunun geçen bölümüyle ilgili yine buradaydık, Varyansındaydık. Bu sefer Adil Serdar Saçan da vardı. Hani onun alakadar olduğu şey olduğu için, kısımlar olduğu için, o mafya şeyleri, grupları. Telif Bu anlatacağım. Abi bak telifte bir gömlek gönderecektin. 3 aydır 6 aydır telif gelmedi bak bir gömlek. abi, istediğin kadar abi, senin de olsun, kanal senin, istediğin kadar at, sorun değil. Şey, bu 5. bölüm diye anlamıyorsam, bu 2 saat oldu, bu uzun oldu. Yani kabul ediyorum, oradan eleştiri gelen var ama niçin geri plana gittik çok? Çünkü yani sürekli şey anlatılıyor abi, yani sürekli bir ağır 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 anlatıyor Peker böyle. İnsanlar da diyor ki yani ne? Nedir yani? Ağır da ağır, ne yani? İşte Tarık Ümit dedi Peker mesela. Onu sen öldürttün, ben konuştum onunla falan filan dedi. Ortalığın ayağa kalkması gerekiyordu. Ortalığın ayağa kalkması gerekiyordu. Hani sonunda artık aydınlanacak, göreceğiz falan filan gibisinden. Hiç tık yok. Kutlu Adalı mevzusu, keza onun abisi. Hala biliyorsun, ifadelerini falan verdi. Yer şeyi belirtti. Hapisteyken de otele çıkarmışlar onu. Orada da görüştük falan. Bunların hepsini veriyor. Şimdi bu tayfanın, Peker tayfasının yalan söyleme lüksü yok. Niye? Hani çok iyi insan olduğundan falan değil. Üzerlerinde medya baskısı var. Milyon dolarlık bir medya şirketleri var. İşte Pamukören diye, bugün Nihat abi de yazmış ya bir şey. Makale yazmış onunla alakalı. Daha geçmiş o da. Bunların müthiş bir medya gücü var. Şimdi sen bir yalan konuşsan seni parça pinçik ederler. Zaten bekliyorlar. Dolaylı olarak bu adamların sürekli bu kadar iddialı konuşup işte kolumu keserim, buramı keserim, şuramı keserim falan böyle büyük konuşmasının sebebi, şimdi şu ana kadar doğruyu söylüyorlar. O yüzden. Evet. Onlar Ben de teyit edilebilir katılıyorum. çünkü. Şu bak, lüksü yok yalnız çünkü. Yani öyle bir lüksü yok. Yalan konuşma lüksü yok. Konuştuğu anda parça pinçik ederler. Güvenilirliği kalmaz. Onun en Tabii. büyük silahı şu anda halkta bir güvenilirlik yaratmak. Bu. Ne dedik? Biz de bu bölümde inceleyelim bunu. Fark ettiysen son 40 dakikası. Normalde bu Sedat Peker'in ifşaatleriyle alakalı falan böyle. Hatta o işte bir seks kaseti yayınlandı.
Ama Nedim Şener'le bir takıldı. girişi yine çok güzel yapmışsın. Girişi yine çok güzel yapmışsın. Sen Netflix'i mi diyorsun? Sevgili kardeşlerim mi? Değerli kardeşlerim mi? Her şey kıymetli kardeşlerim. O Ah sürekli kıymetli şey zaten. kardeşlerim. Sedat Peker yanlış anlamasın. Benim olayla ilgim yok. Yani ellik kardeşimiz yaptı. Biz dinliyoruz şu anda. Evet abi devam et. Ya şey o şimdi bu yaşı çok genç diğerlerine göre tabii yani yaşı genç derken şeyden büyük tabii bu yeraltı alemine göre yaşı genç. Yani enteresan bir figür bu adam. Sebebi de genç işte kitlelere hitap edebiliyor. Bunun meşhur hikayeleri vardı. Bilenler bilir böyle anlatılırdı. Biraz humoru var, değişik bir humoru var yani. Biraz şey değişik bir komedi anlayışı var onun. Sürekli salt ciddi değil. Bundan dolayı mesela Alaaddin Çakıcı da bilinir. Hatta ben Trabzonluyum yani az çok biliyorsun. O figürlerin hepsini az çok biliyorsun abi. Yani bu Evet, alemde evet, evet. olmuş olan Tabii, bir girip kenardan çıkmış olan çözeceğiz. herkes bir yerden görmüştür, bir hikaye duymuştur. Bilen birini bilir falan filan. Bu adam da çok kötü adamlar normalde böyle. Hiç şey yapmazlar. Ağızlarından bir laf alamazsın. Laf alamadığın gibi de böyle konuşmaya konuşmaya bir şey oluşmuş bunlarda. Hoyt huyttan başka bir şey bilmezler normalde. Bunun aksine ama bu bayağı okumuş, kendini geliştirmiş Tabii. anladın mı? Fuçe her yerden bir örnekleri de veriyor. Dili yakalamış. Şimdi tehlikeli olan kısmı zaten bu. Hani yer altındaki gücü değil. Tanıdıkları falan değil. Tehlikeli olan adam gerçekten sosyal medya fenomeni gibi hareket ediyor. Yani kitleleri oynuyor. Psikolojik harp. Psikolojik harp yapıyor. Ki bu Evet. psikolojik harpini ilk başta Soylu kaybetti. Süleyman Soylu kaybetti mesela. Daha amatör çünkü. İki Süleyman tokat da Soylu attı onu. tabii çünkü şeyi bilmiyor. Psikolojik harbi bilmiyor. Bilmiyor psikolojik harbi. Çok amatör. Bilmediği için de hem karşısındakini şey yaptı. Yenildi hem de karşısındaki onun sırtına basarak ben başka yerlere gideceğim birader yani sen basamaktın Evet. burada diye onun sırtına basarak çıktı. Mesela şey o videoda da anlatıyorum. Bu Sadat'ın Melih Tanrıverdisi var. Babasının oğlu. O mesela şey yapmadı. Yemedi şey işine. Gitti Halk TV'ye. Hemen bak işte siz muhalifsiniz bize karşı. Beni burada parçalarsınız diye. Gitti sakince yani psikolojik harp uyguladı orada. Hiçbir soruya cevap vermedi. Hiçbir soruya cevap vermedi ama bunu şey şekilde yapmadı. İnsanları izledikten sonra ya bu adam bir soruya cevap vermiyor diyecekler şekilde yapmadı. Veriyormuş algısını yaratıp bilirsin o şeyleri. Teknikleri vardı retorik. Farklı bir noktaya çevirdi konuşmaları. Orada Murat Ağırel de var. Sizin Murat Ağırel. O da Çok orada. severiz. Çok seversiniz. O mesela bir yerde dayanamayıp diyor ki ya Nevzat Tarhan diyorsun ya bu adam diyor Fethullahçı diyor işte Zekeriya Öz'ün tanıklığını yapıyordu ben Ergenekon'da yargılanırken falan. Onu diyor şeye sorun. Nevzat Tarhan'a falan. Böyle alakasız şeyler. İşte Sadat'ın şu böyle çıkmış. Öyle değil ama işte farklı bir noktaya çeviriyor. Hiçbir soruya cevap vermiyor ama psikolojik harbi uyguladığı için dikkat çekmiyor. Orada mesela Galip ayrıldı. Soylu gibi değil. Soylu da ping pong topu gibi oynamıştı Peker. Tabii. Anladın mı? O yayındayken sürekli tweet atıyor. Sürekli tweet atıyor. Sürekli tweet atıyor. Ve uzattık bu giriş kısmını. Mevzular bu aslında yine yani günümüz şeyini. Ben de dedim ki bu işi bir nedir? Bu oluşum nedir yani? Nedir sürekli böyle efsane bir şekilde anlatılıyor. Bir de tabii kendisi değindi. Tarık Ümit'i konuşacağız dedi. Faili meçhulleri konuşacağız dedi. Ondan evvel şeyi anlatmıştı işte Korkut abi, Korkut Ekençi. Korkut abi geldi yanıma. İşte böyle böyle şunu indireceğiz, bunu yapacağız, şöyle edeceğiz, böyle yapacağız diye. Onlara da girdi ucundan. Asıl mevzu orada dönüyor maç aslında. Şeyde değil, bugünlerde değil. Çünkü videoda da anlatıyorum hala Ankara'da dava var biliyorsun. Abi ilk önce sana şunu soracağım. Bu işi senin gibi başından sonuna böyle derli toplu şimdiye kadar ortaya serilememiş olmasının sebebi ne? Yani niye kimse bu topa bu bilgiler çok böyle gizli saklı bilgiler miydi? Yok değil. Yoksa Açık istihbarat ya. Herkese ulaşabilir. Ya eğer düzgün yerlerde ararsan tabii. Açık peki istihbarat. niye biz hiçbir gazeteciden, hiçbir medyadan doğru düzgün böyle bir bilgilendirme, böyle bir tabloyu göremedik şimdiye kadar abi? Ya abi şimdi o sint mevzusu biraz dalga geçilir oldu artık. Millet dalga geçiyor o sint deyince de. O da benim yüzümden. Açık istihbarat aslında şakaya gelecek bir şey değil. Yani şu yönde. Ben de yaparım, ben de yaparım diyecek bir şey değil. Gerçekten ciddi bir şekilde böyle plan programa ihtiyaç olan ve nerede ne bakacağını da böyle bileceksin az çok. Hangi arşive gireceksin, hangi ismi taratacaksın, hangi isimden yürüyeceksin. Bunları az çok bileceksin bu bir. İkincisi de yaptığına değecek mi? Girdik tekrar. Tekrar girdik mi? Tekrar. Tekrar girdik mi? Girdik abi. Yayında mıyız? Belli duyamıyorum.
Abi girdin de şey Ha. hala şeyle donuyor. Halen ne donuyor? Dur bakayım. Halen donuyor diyor. Buradan iyi gözüküyor ama Tamam. şu anda. Düzeldi Ha. diyorlar. Tamam. Ha, Tamam. düzeldi. Nerede kalmıştık? En yani son chat söylesin mi? Nerede Abi kaldık en şeyi son? söylüyorduk yani. Bunları kimse niye daha önce doğru düzgün yapamadı? Açık kaynakların değerlendirmesine ilişkin ciddiyeti anlatıyordun sen. Çok güzel. Doğru. Şöyle. Türkiye'deki gazetecilere zaten bilgi gidiyor. Yani hazır geliyor. Onlar onu sunuyor. Güzel Evet. sunarlarsa daha başarılı oluyorlar. Kötü sunarlarsa daha bilinmedik oluyorlar. Bu aslında bir nevi tetikçilik. Yani Çok bir doğru. grup geliyor sana ya da Burayı bir devletin aç. bekliği geliyor. Ha, bu gazetecilik nasıl yapılır? Burayı bir aç abi. Çok doğru. Çok Ya net bir onun şey tabii şeyi söylüyorsun. var. Bu çok geniş bir konu yani. Nasıl yapılır? Kaynak değerlendirmeleri şu bu işte kaynak birinci el kaynak, ikinci el kaynak, Hani kaynakların birden bir güvenilirliği süper falan. gazeteciler çıkıyor ya abi. Süper gazete. Lan dosyaya bak diyor adam bilmem ne diyor falan. Hani Ha, sanki adam ona adliyede vereceğim. yatıyor kalkıyor sanıyor, tamam mı? Halbuki durum ne? Biri tık getiriyor dosyayı. Bir şirket Getiriyor bir tabii ya şirkete, da bir ben adam bir sana bir şey adama. anlatacağım diyor. Ben He. sana bir şey anlatacağım diyor. Ve geliyor işte ne bildiğini söylüyor. Şimdi bu bir noktada artık şey değil, sen platform veriyorsun. Mesela onu ben de yaptım, platform vermiş. Ne yaptım? Tarikatlar serisi yaptım. Yarı araştırmacı, yarı platformdu. Ne dedim? Orada çıkın siz anlatın. Evet. Onların bana anlattığını ben gazeteci gibi sunmadım ama. O çocukların bana anlattığını ben onlardan alıp sunmadım mesela. Bu en basiti. Daha sıkıntılısı böyle büyük kuvvetlerin sana gelip de şunu haber yap diye birinin resmi bir şekilde itibarının infaz edilme işini sana verilmesi. Yani tetikçiliğe giriyor bu iş. Evet. Geliyorlar sana diyorlar ki işte şu şahısta bir sıkıntımız var. Bu burada herkes olabilir yani, bu sadece iktidardan görmeyin, bu herkes olabilir. Geliyorlar Anladım. diyorlar şunu şöyle yap. Ya da işte mafya gruplarıyla alakalı bazı gazeteciler bakıyorsun her şeyi bir iki gün önden sanki haber yapıyorlar gibi. Oradan şey akıyor. Bilgi akıyor. 2 gün sonra bu olacak. 5 gün sonra bu olacak. Bilgi akıyor. Bunu yapmayanlar, yani duayen gazeteciler dediğim böyle, aynı zamanda iyi bir sosyolog olmaları gerekiyor. Tarihi iyi okumaları gerekiyor. Kaynakları iyi değerlendirmeleri gerekiyor. O yüzden öngörüleri de iyi oluyor insanların. Öyle gazeteciler de vardı. Ama şu an parlayan gördüğünüz, özellikle böyle sosyal medyada parlayan gördüğü zaman anla ki genelde bu şekilde birileri geliyor veriyor ona. Açık kaynak farklı. Açık kaynak mesela bazı şeyler açık kaynaktan ulaşamazsın. Dava dosyaları gibi. Adam dava dosyalarına ulaşıyorsa, ifadeler ulaşıyorsa, hani yeni davaların orada bir dur demen lazım, bir sorgulaman lazım. Anlatabiliyor muyum? Bizim Evet. yaptığımız şey ne işte, bu videonun ana bazına 3 tane susurluk raporu var. Videoda anlatmışım bir de hangi kaynaklardan olduğum zaten. Yani genelde anlatıyorum şuradan şuradan diye. Susurluk raporları 3 tane. Bir MIT'in, bir Öcevit'in yaptırdığı, bir de işte TBMM'nin komisyonu. Buraya verilen ifadeler. Bu ifadelerde de en çok konuşan zaten Eymür. Çünkü bu şey noktası, bu MIT raporları noktası falan en çok ona zarar veriyor. O yüzden en çok o konuşuyor, anlatıyor. Buna karşı da karşı taraftan bazı şeyleri de anlıyorsun ifadelerde. Şimdi yani ben İbrahim Şahin, ben Abdullah Çatlı'yı tanımam diye ifade verdiği zaman ben ona inanmam. Evet. Ben ona inanmam. Yani Allah aşkına Ben ben hiç ona inanmam inanmıyorum orada. abi. Ben orada inanmam. Ya da işte Korkut Eken diyor ki ya bir kere görmüştüm. Ama işte ne yaptığını bilmiyorum. Kim olduğunu bilmiyordum. Yani mümkün değil çünkü o tarihte zaten Mehmet Emir diyor ki Abdullah Çat da o kadar kuvvetlenmişti ki Mehmet Emir'e bile şey demiş. Seni görevden aldırırım. Yani artık diyor kontrol edilemez bir güç şeyine geliyor. Tanımama mümkün değil. Abi ben şuradan örnek vereyim. Sene 92-93 biz 17-18 yaşındayız memlekette. Biz Abdullah Çatlı'yı tanıyoruz ismini. Reis İzmir Emperyal için Ankara ekibini topluyor diye Ankara'dan bir sürü arkadaşlarımız, tanıdıklarımız ekip şeklinde gitti. Yıllar sonra işte o 92-91 falan da herhalde Emperyal'in açılışı ne zamandı falan. Sonra tak bu kaza oldu, Susurluk. Abdullah çattı falan. Anam ben şoka girdim. Lan dedim ne oluyor falan. Yani Ankara'nın çocukları, gençleri bile tanıyordu, ediyordu ki devlet Biliyor tanımıyor, biliyor. etmiyor. Ay ya. Ya bir de şey var. Kayıtlar falan var. Yani sıkıntısı o zaten. Bazı şeyleri inkar etmeyeceksin. Mesela Emir de şey yapıyor. İki yüzlük diyebilirsin. Yeşil konusunda. Mahmut Yıldırım konusunda. Kullandığını söylüyor ama kendi de şey açıklaması. Ben diyor bunu içeride kullanmadım. Hep yurt dışına kullandım diyor. Hani en azından böyle bir sistemde çalıştıysan diyeceksin ki o dönem bu gerekliydi. Ben o yüzden bu gruplarla çalıştım diyeceksin. Ama inkar ettiğin zaman bütün şeyin gidiyor. Evet. Sana inanacak bütün şey gidiyor. Yani orada zaten ifadeler net, tarihler net. Kıbrıs olayı, Kutlu Adalı'da. Girip çıkmışsın. Girip çıkmışsın. Banka var. Bankanın en büyük ortağı Mehmet Ağar'ın makam şoförünün kardeşi.
Yani bazı şeyler o kadar net ki sadece araştırıp düzgün bir kronolojiyi koyman gerekiyor. Güzel de anlattığın zaman bağlantılı şekilde. Niye ben şeye dikkat çektim? O Özel Harekatçı Ziya Bandırmalıoğlu var. Evet. İkide bir tekrarlıyorum onu. Niye? Çünkü adam infaz edildi. Şimdi bu adam infaz edildiği zaman şey diyor, kavgayla oldu diyorlar. Abi Kaç yani faili meçhul var erlik? Yani yapmış olduğun çalışmada yani sürece bak kaç faili ya meçhul? meşhur 19'lu var biliyorsun. En bilinen 19'lu yani davaya giren, susurluğa giren 19'lu ama kat kat fazla olduğu söyleniyor. Çünkü bazıları kayıp diye biliniyor. Bunları Tarık Ümit gibi olanlar meşhur olanlar ama bilinmeyen kayıplar da var. Yani daha fazla, çok daha fazla ama Evet. tespit etmek için herkese oturtup bir delikanlı gibi böyle ciddi. Yani devletin tüm baskısıyla üstüne yüklenerek sorgulaman gerekiyor. Hepsini bir çıkarıp şey yapman gerekiyor onlardan. Hani Kim şey samimi itirafta çamaşırı bulunursa asmadan bir sıkarsın ya suyunu. Çamaşır evet. asmadan evvel şeyini sıkarlar ya böyle. Onun gibi sıkacaksın bütün bilgileri hepsinden ki bu adamlar ölmeden, çünkü yaşları da gitti, birlikte götürmesinler sırlarını. Ne var ne yok söylesinler diye. Sana şöyle bir tercih verseler mesela birine bir ilacı vereceğiz. Bunun yalan söyleme ya da bildiğini söylememe ihtimali yok desek hangi ismi istersin konuşturmak için? Mehmet Bu Ağar. çok Mehmet doğru. Ağar. Ben de aynen o isimizi ben de Mehmet Ağar diyorum. Bilmiyorum dediğimize diyeceğimize pişman etmezler Çünkü inşallah. Ben de şundan öyle diyorum. dolayı Mehmet Ağar'ı oraya getiren tayfa var. Bir de onların halt yemelleri var. Mesela onu sadece o biliyor. Çünkü o dönemden hayatta kalan yok. Ve çok medyatik değil. Ama onların yetiştirmesi olduğu için, Ünal Arkan falan oradan çıktığı için Evet. onları da o biliyor. Sonra kendi kurduğu sistemi başından o biliyor. Yani Susurluk'a giden süreç var ya oradan. Bütün Evet. süreci o biliyor. Herkesle bağlantılı. Yani Tarık Ümit'le bile bağlantılı. Ve halen imparator ya. Halen imparator, ben hayret ediyorum. Aynı isimler, aynı işler, aynı senaryolar. Bugün de halen aynı. Ne değişmiş? Ya şöyle şu değişti. Tetiği kendisi hiç çekmedi. Bu kadar basit. Çok basit bir kural. Tetiği kendisi hiç çekmedi ki. Ve tetiği çekenleri de başkalarına tetik çektirerek ortadan hallettirdi. Ve o tetiği çektirenleri yani o tetiği çekenleri de infaz ettirdiği adamları yine başkalarına kaldırttı ortadan. Gayet profesyonel bir şekilde. Yani geriye takip edebileceğim bir şey kalmıyor. Bazı noktalar var. Kim o? Sedat Peker şimdi mesela. O yüzden önemli. Çünkü diyor. Evet. Diğer kim konuşacak? Korkut Eken Mehmet Ağar'ı satmaz. Mehmet Ağar'ı satmaz. Bunu Susurluk'taki ifadesinde söylüyor. Diyor ki ölümü ne diyor? Bizim ilişkimiz diyor başka diyor. Ölümü ne diyor yani? Kesinlikle satmaz konuşması. Ben hiçbirinin Sedat Peker gibi kelleyi koltuğa alıp bu saatten sonra çıkabilir, mümkün değil. Mümkün görmüyorum abi. Hiç Peker hepsi. bir de şey var hani ifşaat yapacaksın da bir ifşaat yapmacı da kolay değil. Sırf ifşaat yapıyorsun diye dinlenmiyorsun. Birçok kişi ifşaat yaptı. Birçok kişi ifşaat yaptı. Daha geçen işte bu İzmir borsası mevzusu falan vardı. Orada Arjantin'de biri var. Tutuklu bir genç var. O da ifşaat yaptı mesela. Kimse sallamadı. Yani her ifşaat de şey yapılmaz. Bir de onu sunman var. Medyatik hareket etmen var. Onun iyi medya Evet. danışmanları var. İki tane. Peker'in. Onlar ona şey yapıyor. Bak şurada paylaş şöyle falan. Onun anlayacağı şeyler değil zaten de. Hani işi biraz dizi film gibi yapıyor. Mesela bu İhlas şeyine takıldı etti ya. Onu şeyden yapıyor. Etkileşim artsın diye. Gelecek olan gelmeden evvel bir daha tekrardan böyle kazanı kaynatıyor ki hazırlıyor. Tekrardan önden. Karşı tarafa baktığın zaman iddialar çok ciddi. Yani suikast iddiasına falan bahsediyor Dubai'de. İnanılmaz iddialar var ya. Hakikaten senin söylediğin gibi yazdıklarını belki görsel olarak koymuş olsa çok daha büyük ses getirecekti. Çok videodan çok daha konuştu zaten. Ben oradan şeyi anlattım. Ya videoda anlatsa bile mesela Kutlu Adacı falan anlattı. İşte birkaç gazete haber yaptı. Ben şey görmedim. Twitter'da, orada, burada bu insanların bunu konuştuğunu görmedim. İnsanlar yine kadın kız mevzusunu konuşuyor. Bu büyük bir sıkıntı aslında. Yani tüm bu anlatılanlar arasında dikkat çeken hep kadın kız mevzusu. Geçen yine aynısı oldu. İşte Pamukören diye Demirören'e takılıyor. Orada anlattığı bir mevzu var. Diyor ki biz diyor doğana çöktük diyor. Çökülmesi için bana görev getirdiler. Bunları korkutacaksın diyor. Ardından yaptık bunu. Bu şekilde bir itiraf var. Sonra da bir iddia var. Yani hem bir itiraf hem bir iddia var. İtiraf kendi kısmı, iddia da bunu krediyle alıyorlar ziraatten. Çiftçinin şeyini alıyorlar yani. Onlara ayrılan şeyi ziraatten alıyorlar ve bu krediyi ödemiyorlar. Şimdi bunlar Evet. tartışılacağı yerde yine ne hikmetse kaset tartışıyoruz. Kadın, yani Brezilya dizisi gibi bir şey istiyoruz biz aslında orada. Aynı Onu ya. konuşalım. Aynı. Belden aşağı yani. Onu çok seviyoruz. O yüzden Türkiye'de kasetler çalışıyor aslında. Belki bu kadar kasetlere riayet eden bir toplum olmasak kaset skandalları falan da görmeyiz. Çünkü kim izleyecek? Yani birinin kasetini yayınladığı zaman. Böyle biraz şey bir toplumuz biz. Garip. Onu şeyde gördüm ben işte o yazın. Demirören olayını açıkladığı zaman patlattı zaman onun haberi falan da yoktu hiçbir yerde.
Yani o kredi alma ve ödememe olayı da dahil. Yani hiçbir yerde yoktu. Mustafa Sarıgül'den hiçbir açıklama, hiçbir şey çıktı mı ki acaba o meseleden yani? Oğlum ne yapıyorsun falan O filan diye. TikTok'ta şey tüp tokatlıyordur o şey değil. Şimdi çeker oğluna. Ne yaptın lan sen? Lan bizi rezil ettin bilmem ne çık falan filan. Bir de oğluyla çek. Ya Her şeyi çekiyor. Bir de oğluyla çeksin bakalım. ben o konuya mesela videoda girmedim. İleriki videolarda da çok girmem. Şey olarak Demirören'le kapışmasını tabii anlatacağız. Çok önemli. Ama bu şey ismi önemli. Şeyden burası şuradan önemli strateji olarak. Bu adamlar muhafazakar insanları kafalıyorlar. Ama kendileri böyle abuk sabuk bir hayat yaşıyorlar Ellik üzerlerinde. bunların hangisi peki? Bunların hangisi millici bir tavırda vatan millet diyen kimsesi var mı bu kadar karışık ilişkiler içerisinde? Yani buradaki saflar Ya kim? hepsi diyor. Kurnazlar kim abi? Hepsi vatan millet diyor abi. Yani ona baktığın zaman herkes savunmada vatan millet diyor ki. Ya şey Peker önemli birkaç şey daha anlatmıştı video çekerken. Orada diyor işte bir gün diyor oturuyoruz diyor. Kısa anlattı bunu üstünü geçti. Ben mesela o ismi de biliyorum. Orada diyor oturuyoruz diyor. Bana gel telefon uzattı dediler ki ya bu bir iş adamı var. İşte PKK'yı destekliyormuş falan. Bunu bir korkutma lazım yani. Bunu bir gözünü korkutmamız lazım falan. Peker'e veriyorlar. Peker'de ana avrat sövdüm diyor telefonda küfrettim. Ama diyor bu adam Çorumlu diyor yani. Nasıl diyor PKK'ya destek verecek abi. Ha doğru. Tanıdığımız bir adam. Sonra adam geliyor bir çanta para getiriyor falan. Halbuki yok yani PKK ve hiçbir şey yok orada. Kullanıyorlar bunu. İnsanların gözünü Evet. korkutmak için. Listelerde de öyle işte ağır tayfası bu listeyi bu şekilde şey yapıyorlar. Kullanıyorlar. Ve artık bir noktadan sonra şey olmaya başlıyor o noktada. Yani devlet içerisinde bazı kesimler artık bayağı rahatsız olmaya başlıyorlar. Çünkü bayağı ileri gidiyorlar artık. Zaten bu olduktan sonra çok da sürmüyor aslında bunların imparatorlukları. Hani şey için genel olarak Ağrı'nınki sürüyor da orada kurduğu ekibin hızlı dağılıyor. 4-5 sene sonra dağılıyor zaten. O 93, 94, 95, 96'ya kadar dağılıyor. Çünkü büyük rahatsızlık var. İnanılmaz şeyini çıkarıyor. Yani İsrail'den silah alma Uzi mevzuları onlar patlayacak da zaten. O Uzi kayıp silah olayları falan var ya. Onlar patlayacak. O mahkemeyi mesela çok kişi atladı. Peker o mahkeme şeyinden sonra duruşmasından sonra döndü tekrar. Çünkü o Uzi'ler tespit edildiği zaman giriş tarihleri şunlar bunlar. O Uzi'ler bir takip edildiği zaman bütün o faili meçhuller çatır çatır çözülecek. Şimdi normalde bir hukuk devletinde senin yaptığın şu her videodan sonra bir savcılığın harekete geçmesi gerekir diye düşünüyorum ben, tamam mı? Biz mesela Benim bunları belgesel gibi Peker'den izliyoruz ya. başlamam gerekiyor. Belgesel gibi izliyoruz ya mesela. Abi bu iş belgesel ya da lay lay için yapılmıyor. Başka bir şey. Yani her şey ortaya çıksın, işler şeffaflaşsın, Türk hukuku işlesin diye yapılıyor bu işler güçler. Peki bekliyor musun yani bir savcıdan böyle bir hamle, böyle bir iş güç olur, bir yerden başlar. Canına susamış olması gerekiyor. Çünkü başarılı olamayacak. Akıl mantık var şimdi. Başarılı olamayacağın bir işe girmezsin. Giresi olan varsa da girmez. Çünkü ne yapacaksın girip de? Kesin bir şey çıkmayacak malum. Çünkü sistem müsaade etmiyor. Onlar da ne yapıyorlar? En iyi ihtimal bekleyelim ama işte unutmayalım da bunu. Gün gelir hallederiz kafasındalar böyle. Ne yapacaklar? Açsan anında sürme olayı var biliyorsun. Peki abi biz Anında. memleketin derisi biz miyiz? Ne duysak ne bilsek sağlam dayandırdığımız anda pat söylüyoruz ediyoruz. Savcıyken korkarsa memlekette, hakim hakimliğinden korkarsa memlekette, ha memleketin derisi 3 tane 5 tane adam mı olacak ya? Bu nedir ya? Evet. Bu nedir Evet, ya? doğru. Memleketin derisi biziz abi, doğru. Vallahi billahi abi yani. Mermi geliyor, pusuya düşüyor, takip oluyor, bilmem şunlar oluyor, bunlar oluyor. Ya bir de bilgi karmaşası falan. Dün Sedat Peker'in tweetlerinde, Sedat Peker de izliyorsa, izleyenleri varsa onu da aydınlatsınlar. Orada Oyak meselesini anlatırken Demirören'e ilişkin buna diyor karşı çıkan diyor cihatçıyı söylüyor amiral diye. Oyan tam içinden aldığımız ve net veriyi söylüyorum. Arkasında da duracağımız bir cümleyi söylüyorum. Sedat Peker bile yani burada bilgileri verirken yanlış ya da yalan tam Erlin söylediği gibi herhangi bir şekilde bir bilgi eksikti birçok açıklamasını çöp edebilecektir. Oyan devirde işte Demirören'in şirketinin alışında Cihat Diyacı'nın bir şerhi ya da itirazı kayda dökülmüş hiçbir şey olmadığı gibi olur imzası altında imzası vardır. Belgeli. O belgeleri istesin mesela. Oyak'ta paylaşır zannediyorsam. Yani Oyak'ta bu dedikoduları
rahatlatmak adına kim işte şerh koymuş, koymamış mı? Yönetim kurulu ya da işte şey organlarında kim ne söylemiş, söylememiş söylesin. Buradan bazı kahramanlıklar çıkarılmaya çalışılıyor. Biz yemeyiz. Ben yemiyorum. Beryansın yemeyecek. O paramut otel ve ilişkileri peşine düşmeye devam edeceğiz. O ekşi yolları bilmem neler falan. Oradan kenardan köşeden kurtaracağım sanmasın. Ben başka böyle bir mesaj verdim Elif. Sen devam et yiğidim. Ben anladım anladım. Yerine ulaşmıştır diye herhalde tahmin Evet, ediyorum. evet. Bize mermi gelecek, biz de susacağız. He? Ay yavrum, yerim. Öldürmeyince bırakmayız Allah'ın izniyle. Evet abi. Ben en Peki. son şeyde kaldık işte bu şey videosunda. Beşinci video. Abi 2 saat sürdü. Bir saati Nefis geçmişi olmuş. anlatmak. Nefis olmuş var ya, yani Türk gençleri yani bir öğrensin biliyor musun o? Mehmet Eymürler, Susurluklar, 84'lerden alıp bak, bir de şöyle yapmıyorsun. Hani işi magazin olsun, tartışma olsun değil. Samimi bir şekilde bir tabloyu, bir fotoğrafı çekiyorsun. Kökenler itibariyle nerelerden nerelere geldi? Ya buraya hakikaten namuslu savcılar, namuslu Türk devlet aklı, Türk devletindeki namuslu Türkler sahip çıkın. Yani bakın buralardan Türk milletini bir rahatlatın ya. Ya bizi deli oluyoruz. Paranoya, kim kimin elinde, kim kimin cebinde. Yani devlet değil, çete organizasyonlarının yönettiği bir şeyin içindeyiz. Bu o kadar bariz. Herkesin bilip, herkesin hissedip, elin sistemsel olarak sunduğu bir şey. Yani herkes az çok kenarından, köşesinden duyduğu, bildiği ve inandığı şeyi bakın fotoğraf net çekmiş koymuş bu adam. Bu koyulan işe bir bakalım ya. Ne var ne yok bir gidelim hakikaten gidelim ya. Yazıktır ya. Evet abi. Paralar. Para. Ne paralar ya. Ne paralar Para. ya. Yani dehşet paralar var. Ve paranın olduğu yerde çıkar ilişkisi olur. Yeni iktidar satın alınır. Eski iktidarlarla anlaşılır. Bu şekilde gider. Para her zaman ortak anlaşmaz yeminidir. Yani o videoda aslında ben şeye minimum tutmaya çalıştım. İşte duydum, gördüm, ettim falan bunlar hiç girmemeye çalıştım. Yani ne biliyorsak ifadelerden, tutanaklardan ne biliyorsak bunu. Zaten tam aydınlatılamadı mesela Tarık Ümit cinayeti. Ama bu Lazım Esmaili ve Asgar Smitko mevzusu var. Bu 2 İranlı kaçakçı. Bunlar önemliydi. Bu çünkü bir patlamaya sebep olan bir olay. Bunların kaldırılması. Bu İranlı uyuşturucu kaçakçılarının. Ama başta da dedim ya videoda. Bu videonun sonunda diyeceksiniz ki hiçbir şey değişmemiş. Yani Mehmet Ağar 80'de de Evet. uyuşturucu kaçakçılarına şey veriyor. Belge çıkarttırıyor. Mehmet Ağar 2022'de de uyuşturucu kaçakçılarına Türkiye vatandaşlığı veriyor. Ha, level atlamış biraz. Büyümüş. Artık direkt şey veriyor. Vatandaşlık. Yeşil kimin çantacısı? Yeşil kime bu paraları kime aktardığını düşünüyorsun abi? Yani şeyi çok güzel tespit ediyorum. Bu kadar para geliyor hesaba, bu kadar para çekiliyor. Adamın cebinden indirim kuponları, nerede ucuz çamaşır makinesi falan. Hani Evet. örtüşmeyen bir İndirim durum. kuponu çıkarmış. İndirim kuponu varmış ceplerinde. Cebine para da çıkmıyor bu arada. Ya parası da yok. Şimdi çok garip bir durum. Bu yeşil Mahmut Yıldırım'la çalışanlara baktığın zaman bu şeyden transfer oluyor. Biliyorsun jandarmadan transfer oluyor MİT'e. Mehmet Eymür himayesinde kalıyor. Ve Mehmet Eymür bunu tabii içeride kullanmıyor. Yani dediği doğru. Ya bu adam çünkü bu adam tecrübesi dışarıda. Operasyonlara yönelik, operasyonel bir faaliyette. Ve bu adamın yanında şeyler var. İşte eski itirafçılar, köyden tanıdıkları, ne bileyim akrabaları falan bu tiplerden bir grup var çevresinde. Ve adam şey, düz bir şey, ülkücü şey var böyle. Vatan, millet, böyle bir şeyde, böyle bir kafada. Ama tabii bir zaman sonra, bir noktadan sonra bu şeye dönüyor. Tahsilat yapma, haraç toplama mevzusuna dönüyor. Şimdi tahsilat ve haraç yaptığı işini biliyoruz. Bunları gidiyor, paraları topluyor işte, arıyor, kızıyor ve şeyi çok kullanıyorlar. Şimdi bu yeşil çok büyük bir efsane mevzusuna döndüğü için ta o zaman yaşarken de insanlar korktuğu için bundan aynı o İranlı mevzusunda biliyorsun aslında PKK'lı Hurşit Han arıyor Ahmet Demir diye. Yani o videoda belki anlaşılmadı o. Ben sonradan da anlatıyorum yani böyle şey olsun diye. İlgi çekici olsun diye. Sonradan ortaya çıkarıyorum. Hani yeşil aldırdı ama o değilmiş. Çünkü konuşan kişi Hurşit Han. Yeşil'in adını kullanıyorlar. Yeşil'den korktukları için millet. Yeşil de buna işte büyük ihtimalle oradan 3-5 bir şey aldığı için buna okey diyor, tamam diyor. En son işte o emniyet alınma olayından sonra bir güzel hırpalandıktan sonra isyan bayrağını çekiyor. İşte çok aşağılandım. Ben bunu hak edecek ne yaptım falan gibisinden.
Sonrası Halen bilinmiyor yeşil, ama yeşili şurada kimle? gördük, burada gördük diye halen o efsane Ankara'da çok hızlı gezer yani yeşil. Abi şey efsane zaten. Yani efsane bu. Efsane budur. Eskiden de 1.000 yıl evvel de böyleydi. Şimdi öyle efsane. Yani ne az ne çok efsane o kadar. Şöyle Fazla bir şey yapmaya da bilgi gerek vereyim yok. Anlam sana yüklemeye de ya gerek da yok. şunu soralım. Soralım mı sormayalım mı ekranlar karşısında? Şöyle bir bilgi ya da sana şey söyleyeyim. Önümüzdeki çalışmalarda şöyle bir şey bir araştır abi. Ankara Büyükşehir'in Melik Gökçek zamanında Buna ihale, oğluna harfiyat ihale işi verdi mi diye. harfiyat işi kime verilmiş? Ve bu Değil mi? harfiyat Oğluna. işi ne işmiş ki? Günde 100 bin lira 100 bin lira oturduğu yerden paralar kazanılmış. Bilirim oğluna. Bilirim o ihale mevzusu. Ah Ya neyse. şöyle onun o dönem himayesi altına girdi. Emir. Emir çok şey yapıyor. Yani çok Emir'i savunmaya nasıl gidiyor. görüyorsun? Halbuki Biz Emir'i şöyle tanımlıyoruz. MIT'in ya da Türkiye'nin Amerika'nın için en önemli adamlarından biri. Yani Emir konuşunca Evet. CIA konuşuyor diye bakarız. Evet. Ama bunu şeyden yapmıyor. Hani şeye inanıyor. Hani gerçekten CIA'nin örnek bir şekilde çalıştığını, işte istihbaratın böyle olması gerektiğini, çünkü eğitimini de oradan alıyorlar. Bu normal bu arada. Evet. Zaten bunu birçok kişi eleştiriyor. Türk O, ordusunda öyle ordundan oraya paşalar da gideceğim. çoktur. Orduya gideceğim. Ha, lafı ağzımdan aldım. Orada diyor. Şimdi adam eğitimini oradan aldığı için doğrusunu oradan görüyor. Yani anne baba gibi Evet. görüyor. İdeolojik olarak bir şey olmasa, bir çıkar olmasa dahi. Düzgünü onlar ne diyorsa odur diyor. Çünkü yani onu örnek alarak eğitilmiş. Ve şey bir eğitim, özgün bir eğitim değil. Mehmet Evet. Emir de düzgün işin, böyle hani zaten CIA'den bahsederken gözleri doluyor falan böyle. Hani işte 30 bin kişi çalışıyor, büyük istihbarat örgütü falan, biz böyle amatörüz gibisinden falan. Bu var onda. Hiram Abbas'ta da öyle zaten. Ve Evet. buna rahatsız oldukları mevzu da işte bu sağcı, ülkücü veya işte mafya gruplarıyla çalışılması. Bundan çok rahatsız oluyorlar. Ama ne absürt ki kendisi de mesela Mahmut Yıldırım'la çalışıyor. Ne kadarlık bir bütçe kontrolü ya da ne kadarlık bir rakamları var abi? Bu yani bu yapılar mesela 3 milyon, 500 milyon, bilmem ne 3 milyon dolar, 5 milyon dolar işleri gibi gözükmüyor. Bütçe olarak ekonomisine hiç çalıştın Ağır mı grubu abi? mu? Evet. O dönemler, orada söylüyorum zaten, 450 milyon dolar Kazakistan'dan gelen ve aklanan para sadece. Vay be. Rakamlara bak 450 ya. milyon dolar. Uyuşturucu, abi uyuşturucu. Uyuşturucudan var ya sülalen ihya olur. Böyle bir para. Hani iyi bir şeymiş gibi gelmese şimdi kulağa, yanlış paranın miktarından diyorum. Hem de böyle kılını kıpırdatmazsın. Kılını kıpırdatmadan. Abi. Para. Yeterince aç bırakılırsan, bak şöyle bir şey vardır. Yeterince aç kalırsa, biliyorsun hayvanlar bile yavrusunu yer. Evet. Sen yeterince aç kalırsan ideallerini bile yersin. Anladın mı? Yani seni sadece aç bırakmaları yeterli. Ya da işte o paraları görmen, o hayatı görmen. Bir de hepsi zaten lüks yaşıyor. Arabalar, kadınlar, gazinolar. Böyle şey bir ortamda yaşıyorlar. Bunların hayatları bu şekilde zaten. Uyuşturucu parasından geliyor asıl para. Baz morfini Türkiye ve Türkiye şeye Ha, çeviriyorlar. Yani o üretim değil mi abi? tesisine. Ana kaynak orası değil mi abi? Yani ana kaynak Eroin. kumar, karı kız falan filanlar Eroin, olmaz eroin. yani burada. Ana Evet. kaynak eroin. Eroini üretip pazarlama Ya işi. Yani inanamıyorum PKK da ya. yapıyor onu. PKK da yapıyor. Çok şey kaliteli çünkü. Bir yerden alıp satmak, kaçakçılık yapmak değil. Direkt kendi üretip şey yapmak. PKK bir adım ileriye taşıdı. PKK dağıtıcılığını da kendi yapıyor. Bütün para onda kalıyor artık. Yani hem üretiyor, hem kaçakçılığını yapıyor, hem Avrupa'da dağıtımını yapıyor. Nasıl para kaldığını sen düşün yani, karşımızdaki örgütün. İşte bu da ek Abi. bilgi olsun yani. O parayı işte Kıbrıs'ta yıkıyorlar. O bankada 3 tane ortağı var. Hakkı Namlı, Tarık Ümit, bir de 3. gizli ortak Mehmet Ağar. En büyük hisse onun. Hatta bu bankanın şey mevzusu vardı. Vatikan'dan 5 milyar dolar para aklama mevzusu falan vardı. Sonra Vatikan vazgeçmiş. Böyle mevzular falan da var. Öyle bağlantıları da var. Çok garip. Çok değişik. İnanılmaz değişik yani. Bir dalarsan o işin içine, çok farklı bir noktaya gidiyor. Türkiye'nin üstünde bir örgütlenme, Türkiye'nin üzerinde bir örgütlenme var diyebilir miyiz bu ilişkilerde? Hayır Yani hayır ya, bunlara bak, derin devlet falan, ben bu şey sevmiyorum, bu tanımı. Niye biliyor yok, musun? derin devlet değil. Derin Türkiye'nin üzerindeki bu uyuşturucu üstünde değil. dünyası. Üstünde değil, üstünde değil. Türkiye'nin içinde olan ve altına oyan bir örgütlenme bu. Türkiye'nin üzerinde falan değiller bunlar, serseri ya. Bunlar it. Bunlar ne ki? Devlet olmasa bu adamlar ne becermiş, ne yapmışlar? Devlet vermiş onlara makamı. Bu makamı kullanmışlar bir haltmış gibi. Halkı terörize ediyorlar. Uyuşturucu kaçakçılığı yapıyorlar. Bilmem ne yapıyorlar. Cepleri dolduruyorlar. Nasıl Türkiye'nin üzerinde olacak bu? İt bu.
Pire. Kan emici, kene. Başka bir şey değil. Yani devlet mekanizmasının içerisinde örgütlenmiş bir klik devlet aygıtını da kullanarak şahsi menfaatlerine çıkar sağlıyorlar diyoruz. Yani ben de şöyle düşünüyorum abi, bunlar bu işleri güçleri yaparken Türkiye'de, Türkiye'nin dışındaki bir uluslararası mafyayla da örgütsel bağlar olduğunu düşünüyorum. Başka türlü bunların tek bağımsız O bu var organizasyon. abi şey bak para olduğu zaman o var. O var. Ama Türkiye'nin bir de yapısal şeyleri var işte aşiretleri. Türkiye'nin bir de kendi derin devlet kültür mevzusu da var. Yani büyükler. Anladın mı? Büyükler emekli olsa da hala sözü geçiyor falan. Bu kafa da var. Onunla birleştiği zaman ortaya böyle bir virüs çıkarıyor. Bu. Ama şimdi biz tabii spesifik bir konu hakkında konuşuyoruz. Ağır grubu hakkında konuşuyoruz. Bir de yanlışlıkla şey yapıyorlar hep sürekli. Yani sanki bir işte sistematik çalışan büyük bir oluşum varmış gibi sanıyor insanlar ama öyle bir şey yok. Yok. Ben de sana Zaman zaman katılıyorum. birbirleriyle tartışan yerel gruplar böyle. Kimi zaman ortaklık ediliyor, kimi zaman sulh Evet. oluyor. İş İtalya'daki gibi öyle kurumsal bir yapı falan filan değil. Yani İtalya'da Değil abi İtalya. Bizde var ya İtalya gibi olsak. İtalyanlar yine şeymiş. Büyük adamlarmış da silkip atmışlar en azından üstlerinden. Bizde var ya İtalya'daki bela olsun Sicilya'daki gibi. Biz belimizi şey yapamazmışız demek. Doğrulamazmışız da. Yani bunlarla mücadele edemedik daha düşün. Demek öyle bir şey olsa bitmiştik yani. şu son demir çelik operasyonu üzerinde yapılan işlerle ilintisi ne abi? Bu bağ var mı yani? Organik bağ abi sürekli var da şey önemli olmadığı ben birçok şey çıkardım önemli bulmadığım için. Böyle Hmm. magazinsel işte böyle yandan yaptıkları işler birçok iş yapıyorlar. Hangisini değineceksin ki? Oluşumun ana mekanizması o. Ana para Peki şeyi de uyuşturucu aslında. devlet nerede? O zamanlarki devlette, bugünkü devlet mekanizmasına baktığımızda devlet mekanizması artık buralardan arındırılmış bir şekilde bir yere, bir zemine oturmuş durumda mı sence? Yani devlet nerede, ne yapmak lazım abi? Yani tablo Hayır. inanılmaz. Hayır, şey. Devlet kurumlarının yozlaştırılması mevzusu var. Bu hep vardı Türkiye'de, bu yeni bir şey değil. Sadece yüzeye çıkarmadılar kimi zaman. Bunun için kurum değişmesi gerekiyor. Kurumun vizyonları değişmesi gerekiyor. Oradaki insanların vizyonu değişmesi gerekiyor. Şimdi sen konuşuyoruz burada ediyoruz seninle de dönemin orada emniyet müdürü zaten ağır. Sonradan adam Adalet Bakanı. Anladın mı? Yani kime gideceksin? Kime neyi şikayet edeceksin? Bu sistemin bunu kusup atması gerekiyor. Yapmamış ama. Mehmet Ağar geçen o Azerbaycan'la röportajını izlemek durumunda kaldım ben videoyu hazırlarken hepsini. Orada böyle şey tabii alt metin psikolojik olarak işlemiş ona. Son aylarda olanlar. Kendini savunuyor alttan. Diyor ki işte şey ben çok öyle temiz adamım ki işte zamanında benim hakkımda işte bu işi yapacakları zaman Yüce Divan'a göndereceklerdi beni. Ama işte bütün partiler hayır oyu verdi. Ben de gittim işte Bülent Ecevit'e tebrik etme hani. Teşekkür ederim falan gibisinden. Bülent Ecevit de demiş ki onu güya kendi anlatımı. İşte sen çok temiz adamsın. Merak etme falan filan böyle. Sürekli bir kendini aklama. Sürekli bir ben temizim, ben pakım, ben şöyleyim, ben böyleyim mevzusu var. Ama kanıtlar, kayıtlar o kadar net ki. Sen kurtulamazsın. Ama Peker orada diyor ya. Vallahi Burak yargılanacaksın arada bir diyor. şey Doğru. resimlerini, yani bu Sibecan falan türkü söylüyordu bu arkadaşlarla bilmem nelerle, bir öyle herhalde çok magazinsel resimler vardı. Yani bu paralar Şey alınıp nasıl yeniliyor? Görelim, o şey bir hatırlayalım. de biliyorsun hapishane mevzusunu anlattım. O hapishanenin işte buna özel yapılması. Sonra Aziz Yıldırım da girdi oraya. Adamlar hapse girdikleri zaman bile tatil köyüne gider gibi gidiyorlar. Anlatabiliyor muyum? Bu Evet. adamlar mafya tipi Bir araya girme siyasetçidir. Bir araya girecek rakam ya da işi görüp Ali Deniz abi, vay Allah razı olsun, şeyi söylüyor abi. Çok inanılmaz bir yardımda bulunmuş. Bu programlar yapmak zor işler. Elimizden gelen desteği verelim arkadaşlar. Ver yansın ailesine dostası. Abi işte birileri uyuşturucu parasıyla, birileri o çetelerin parasıyla o işleri güçleri yapar. Bizler vallahi şu Türk milletinin dışında tura geldiyse bir yerden namussuzum. Bir yerden herhangi bir şekilde başka bir şirket, başka bir kurum, bilmem ne gelip bu akçenin içine dahil edildiysen, yapan varsa da ilk ben öldürürüm. Hepimiz birbirimizi öyle şey kontrol ederiz de. Buralardır işte açık kaynaklar. Teşekkür ederiz abi, sağ olasın. İzleyicilerimiz de bu işleri bir oraya koşuyoruz, bir buraya koşuyoruz falan filan ya. Araba, mazot, bilmem ne, yeme, iç. Ya vallahi başka bir şeyimiz yok kardeşim. Biz kendi ticaretimizi bitirdik zaten. Kendi yerlerimizi, yurtlarımızı kapattırdılar bu
bu şeyler bizlere. Elimizde kalan bir buramız var yani. Bir Türk milleti var. Türk milletinin fedaileriyle gidiyor Allah'a şükür bakalım. Evet abi, kestim seni, kusura bakma. Ali Deniz abi şimdi görünce birden içim ferahladı yani. Yok, sorun değil. Kendisine teşekkürler. Abi yani hazırlanma süreci o bölümün, bölüm zaten bu bir seri aslında. Bu ilk başta mevzuları anlattık. Tabii ilk defa dinleyenler için garip gelmiş olabilir ama işte bu susurluk çetesi dedikleri, kimisinin Çiller örgütü falan dediği bu yapılanma bu. Yaptıkları işte bu. Uyuşturucu. Uyuşturucu yani, bunda hiç lamıcımı yok. Bu net. Abi bu adamlar hani mesela çoğunu bildiğimiz ettiğimiz bunlar ekranlardan ya da devlet makamlarında otururken şöyle dinlerdik yani. Türk devletinin namusu, Türk devletinin bekası, Türk'ün ya yemin ediyorum var ya bazen Allah göstermesin kendi bizlerden konuşurken ederken böyle diyoruz ya kendimizden şüpheye düşürecekler. Yani nasıl bir devlet mekanizması ki? Nasıl bir devlet mekanizması ki hakikaten bu kadar iddialar, bu kadar kirlilikler her yer leş olmuşken ya nasıl bir mekanizma, ne kadar ortaklık yapısı var? Hepiniz mi suç örgütüne dahil oldunuz? Hepiniz mi bir yerden bir şeyden, ya hepinizin mi İbnelik kaseti var ya da bir şey var kardeş? Lan hiç devletin Suç içerisinde. olmasa dahi Ya. çıkar ilişkileri var. Hani suça bulaşmasan bile siyasi noktada anlaşabiliyorlar. Bu tip adamlar boşuna bu kadar yıldır suç işleyip de başta kalmamazlık şeyi yok, durumu yok. Boşuna değil bu. Nasıl yapıyorlar bunu? Bu işin şeyini çözmüşler. Herkesi bir şekilde bulaştırıyorlar, bir şekilde anlaşıyorlar. Fuçe diyor ya şey. Peki. Biraz onun gibi yani, bütün şeyi çözmüşler. Biraz makyavelist davranıyorlar. Hiç şeyleri yok, tereddütleri yok bu konuyla ilgili. Yani şaşıracak bir durum da yok. Bununla karşı gerçekten böyle çelik gibi bir irade gerekli. Çelik gibi bir irade gerekli. Devlet adamları bir kurum gerekli. Buna bakmak gerekiyor. Şimdi bu var mı elimizdeki malzemede? Çok az. Neredeyse yok. Evet. Çok az. Evet Ne abi. yapacağız o zaman? Bizim görevimiz bunu anlatıp yeni nesle tümünden bir temizlik sağlamak. O yeni nesli, bunların böyle ideolojisini zehirlemeden, onları da o yeni nesli de kendileri gibi böyle çıkarcı, menfaatçi, para göz bir nesle çevirmeden Ha. oradan böyle güzel bir nesil yaratıp onlara teslim edip böyle sıfırdan restart diyorlar ya, yeniden başlatmıyorsun. O Abi şekilde. çok önemli bir şey söylüyorsun. Türk gençleri tekrar dinlesin bakın. Bir yerden başlar bu işler abi. Bak. Bir arabaya tav olursunuz. Bir karıya kız yani birine tav olursunuz. Bir şeye tav olursunuz. Ne bileyim küçük bir şeye. Bunlar var ya bir yerden bir suç ortağı bir yaparlar. Kelepçeyi bir takarlar var ya tasmayla ondan sonra gezdirirler. Onun için her Türk genci şöyle düşünsün. Bir gün emniyet müdürü olacağım. Bir gün savcı olacağım. Bir gün namuslu doktor olacağım. Bir gün mühendis olacağım. Ve benim secerem ortaya çıktığında aslan gibi oturacağım diyebilin. Bakın Allah yanıltmasın. Tamah etmeyin. Kardeşim bak Allah düzgün durun. Yemin ederim düzgün adamlarla tanışırsınız. Düzgün yerlerde olursunuz. Karnınız da doyar. Burnunuz da bebeğiniz de aslan gibi. Ben de şunun çocuğum diye rahat gezer. Tamah etmeyin. Bu mülkiyetin var ya sonu yok. Sınırı yok. Bunun suç ortaklığının geleceği yer en son işte bak mesela kasetler yayınlanıyor ya. Üç erkek, beş kadın, 10. Allah yemin ediyorum öyle afişe ettirir. Düşeni affetmez yani. Onun için bugünden herkes mesela şeyi düşünsün yani. Kardeşim ya ne olacak ya ben şuradan şuraya girersem. Vallahi oralardan yakalarlar. Oralardan bir yakalıyorlar. 40-50 yaşına geldiğinde zaten direkt örgüte biat. Ya da tarikata biat. Bir de bunlar birbirlerinden farklı değildir mesela. Şimdi bu örgütsel yapılar içerisinde tarikat ilişkileri namuslu tarikatlar. Bunların hiçbirinden haberiniz yok mesela. O kadar bir cenaze oluyor. 1 milyon kişi geziyorsunuz oğlum. Hepinizin bir yerden haberi. Bir tane bir dosya niye patlatamıyorsunuz? Bir tane yolsuzluğu niye ortaya koymuyorsunuz? Memlekette bir tane Müslümansınız hepiniz tarafa gelince herkes Allah kitap büyük Müslüman. Lan bir tane bir hırsızlığı, namussuzluğu ortaya çıkarın. Niye? Siz de ortaksınız. Belediyeli ortaksınız. Devlet de ortaksınız. Devletin bütün arazileriyle, bilmem neleriyle. Çeteleri, altın çeteleri, uyuşturucu çeteleri, tarikat çeteleri.
O karşımızda bütün hepsi Texas olmuş geliyorlar bakalım. 3-5 tane deli, 3-5 tane böyle kendimizi. Ama sonunda biz kazanacağız yemin ediyorum, ona da inanıyorum valla. Allah bizde çünkü. Valla Allah bizde. Buyur abi, birden yine canım sıkıldı. Sonra sevindim. Umudu Türk milletinde ve Allah'ta buluyorum ben bakalım. Kendi kendime moral verdim diyorsun. Eyvallah. Şöyle abi, başka yaşama şansımız yok erlik. Morali verecek, gücü bulacak, güçlü damarları bulacak. Mesela şeyi gördüm ben hakikaten. İliç'e gittik ya abi, geliyor çocuklar mesela, İliç'in emniyetinden çocuklar, komiseri, amiri falan. Abi diyor, biz diyor gönlümüz sizde. Rahat olun. Hatay'a gittik şerefsizim, aynen öyle. Abi gönlümüz sizde. Türk milletinin o kahraman evlatları sağda solda bilmem ne falan. Mesele iktidar mekanizmasında Türk işin olmaması. Benim gördüğüm en önemli sorun o abi. İktidar mekanizmasında Türk eksikliği var. Ya da Türk çok nadir var herhalde. Soyadları Türk oluyor, Türk düşmanlığı yapabiliyorlar mesela. Ya da Türkmen oğlu, Büyük Türk, Yüce Türk, şöyle Türk, Asil Türk falan filan. Bakıyorsun ama hizmet ettiği yer Türk milleti değil yani. Ben Türk milleti iktidara aldığı anda şu tabloları var ya, yerle yeksan ederiz diye düşünüyorum. Ya 10 tane 10 tane sağlam sancı, 10 tane emniyet müdürü, 10 tane milli istihbarattan adam. Bunların kadroları bence hızlı bir şekilde çözüm sağlayabilir. Sağlayamaz mı abi? Bunlar iliklerimize işlemiş değil herhalde, ya da bütün alanları böyle almış değil. Yani kocada bir millet var. Kocada bir milletin tarihi var abi. Herkes de suç. Millet suç ortağı değil yani. Başka. Bir avuç adamdır la bunlar. Bir avuç adamdır. Yani. Ne diyeceğiz bir de abi? Plakasız araç olayını anlatmak ister misin? Haberini Plakasız araç, yapmışsınız. onlar artık alıştı. Dün gece işte burada eski bir milletvekilimizle program yaptıydı. Çıktık. Sonra da Kemal Üçüncü ile yapacağız. Tak o aradı. Dedi ki ya böyle böyle benim dedi şeyi almaya gelmişlerdi. Onlar dedi aracın dedi fotoğraflarını çektik. İçinde de dedi iki tane işte şey değişik tipler var. Önünde de şey plaka yok. Arkasında da plaka yok falan filan. Bir dedi bakın ben de Kemal Üçüncü ile program. Camdan baktım doğru aşağıda, tamam iyi güzel. Ondan sonra hemen 5 dakikadayım dedim ki canlı yayına dedim başladıktan sonra dedim Barış sen dedim bir ara dedim güzeli bir GBT'ye baksınlar bir şeye bakalım. Ne film fırtına var. Ben unuttum canlı yayında bu arada. Neyse canlı yayını yaptık bitti falan filan. Sonra tekrar aradı ya ne oldu? Anam dedim unuttum dur bir bakayım. Baktım araç orada tık hemen aşağı indim. Tedbiri aldık aşağı indim falan. Araca baktım sağına soluna sokağa falan. Bakıyoruz nerede ne var ne yok. Yok bir şey, arabaya bindim bir tur falan yok, ondan sonra gittik. Neyse Barış'a söyledim tekrar şeyi aldık mı ha aracın resmini de koyuyor bak aracın resmi. Daha duruyor mu lan bu araç? Daha da duruyor herhalde değil mi? Biraz önce baktık daha duruyor. 3 defa gelmiş polis. Polis geliyor şey açıklama da şu yapıyor. Yani geldik diyor kimse yoktu diyor. Tespit işte tamam araç var kimse yok. La kim olacak başında? İşte adamlar kalkmış gitmiş. Çalıntı araç mı getirip koydular bize mesaj mı ya da bak biz büronuzun önüne size de geldik. Bilmem ne istediğimizi yaparız falan filan mı? Aracı kaldırıp götüren yok yani 50 kilo TNT patlatsalar yarın emniyet bu işin arkasından nasıl altından nasıl kalkacak onu da bilmiyorum. Bir tane araçları yok. Mesela yanlış bir yere park edersin hani 2 dakika eczaneden ilaç alacaksın çıkacaksın. Çıkana kadar aracını götürürler bunlar. Oğlum 2 gündür 24 saattir şu Ankara'yı bilmem neyi kaldırdık. Bir tane aracınız yok mu trafik aracı falan gelip alacak götürecek ya da bu araç şununmuş bununmuş diyecek. O da yok. Şükür Allah'ın yeleğini giydik buradayız. Program bitince de çıkacağız. Her gece buradayız bir de yani. Bu geceye ait değil her gece burada olacağız. Bilmem ne yapacağız. İliç'ten gelirken oldu bir film fırtına. Onu yazmış şey Erdem. Arabada Lütfü abi falan filan da vardı. Net tespit yani net olay. Bakalım bir kurşun, bir takip, bir işte şunlar, bunlar.
Biz de son zamanlarda fazla şey yaptık herhalde. Hani yürü hadi aslan. Arka mahalleyi de alırsak vatanı kurtaracağız falan filan diye. Gidiyoruz bakalım. Ben de İsviçre'ye yerleşmeyi düşünüyorum bu arada Erlik. Yani oradan bursum çıktı. Öyle öğrencileri kandırır ya. Burs çıktı. Burs için bir 70 yıllığına İsviçre'ye yerleşeceğim programdan sonra. Bırakacağım artık bu işleri. Durumlar bu abi. Herkesin başına gelebilecek edebileceği. Allah büyük. Bakıyoruz bakalım. Başka bir şey yok yani. Araçta daha duruyormuş yani. Sizin son 1,5-2 ayda yaşadığınız kaçıncı bu olay bu ya? Böyle bir Vallahi şey, bak kurşunlama işte. olayı da var. Tabii. Kurşunlama, direkt tehdit mesajı, direkt takipte şeyde 180-200 basıyorsun. Yol bomboş. Gidiş geliş ayrı zaten. 30-40 metre mesafeden aynı takip. Lan 80'e düşüyorum. Allah Allah dedim, dur dedim. 10-15 kilometre bunu. Şimdi arabadakileri de korkmasın, ürkmesin falan filan. Tık, ondan sonra ben tedbir aldım, bastım, yapıştırdım araba. Bu geliyor. Çok sert frene basarım, hemen sağa bir girerim. Bu sapıttı arkada, tık önüme bir düştü. Dedim hemen bir fotoğraflayayım falan. Herkes de anlayamadı bile hızlı bir şekilde. Burak fotoğrafı çekti. Sonra arkasına biz yapıştık. Bu sefer herifi kaybettik. Herifler 3 kişi döndüler, bir panik bilmem ne. Sonra plaka falan alındı. Baktık İstanbul menşeli bir araç kiralamadan kiralanmış. Kiralayanlara daha ulaşamadık, edemedik. Hangi isimler, cisimler? Bakalım o bilgiler falan da gelir. Bakalım, tesadüf de olabilir. Öyle tesadüf olmaz ama. Film çok iyiydi. Bu FETÖ'cülerin en iyi yaptığı suikast tarzıdır. Trafikte. Çünkü öyle bir olur ki, trafik kazası. Çarptık. Bu gitti. Oldu da, geçmişte yaptılar. Geçmişte çok önemli insanların evlatlarına bile kıydılar. Allah büyük. Ama bu sefer Allah önümüze düşürdü bakalım. O arkadaşları da, öbürlerini de. Ya bir de nereden geleceğini bilmiyoruz, biliyor musun? Yarın bir gün biri vursa kim, hangisi, hangi FETÖ'cüsü mü, Muğla çetesi mi, uyuşturucu çetesi mi, maden çetesi mi? Lan, ya da bunlar konsorsiyum yapıp, lan tek kişi işte finanse, 5 sen ver 5 sen ver, ortak bir konsorsiyum yaparlar bilmem ne. Bakacağız yani abi. Vallahi hiç şeyimiz yok bakalım. Bugün de Kayseri Develi'yi yaptık. Bir de yeni bir tane daha ekledik. Kayseri Develi'de de altın madeni. Bu altın madenleri de var ya, inanılmaz bir şehirlik. İnanılmaz. Böyle bir vahşet yok ya. Texas'ta yapamayacakları işleri memlekette yapıyorlar. Memleketin savcıları, hakimleri, siyasileri, ticaret odaları, üniversiteleri, sivil toplum örgütleri, baroları ne iş yapıyor memleketin hiçbir kurumunda Türk kalmamış ya. Vallahi billahi geri umudumu, bak geri şey oldu, birdenbire karardık. Savaşacağız, yapacağız bakalım. Ya iki tane erlik daha olsun. Ben sana söyleyeyim. Üç tane veryansın daha olsun. Şerefsizim şu ülkede bak, 6 ayda rengi şekli değişmezse adam değilim ya. Yok kardeşim. Yok kardeşim doğru düzgün. Hesapsız, kitapsız savaşmaya gelince herkes kenarda köşede. Geçen işte beraber yaptığımız programda anlatıyorum. Ya söylediğim isim ne biliyor musun? Kor General abi, emekti. Müsteşar yardımcılığı yapmış adam. Bu adamlar süt alırken 15 liralık sütü 10 lira pazarlıkla alıyorlar çiftçiden. Bebeleri de acayip yerlerde. Bebelerin işleri güçleri de. Allah. Ondan sonra Beyazıt Komutanım diyor ki, vay işte oya bir şey deme, şuna bir şey deme, buna ona demiyoruz, buna demiyoruz. Memleketin tapusu teslim ediliyor paşam. Birileri ne diye isim isim cisim cisim Oğlu teşhir şeyden edeceğiz. dedi ya, konular çok artıyor diye dedi, yoksa girme diye demedi. Abi bu oy akışı var ya, ben sana iddia ediyorum. Eğer Türk devleti oya el atıyorum desin, komple darbeye kalkışmazlarsa şerefsizim bak. Acayip bir şey orada bak. Acayip bir şey. Bir gün yani ben oyak iyi kötü falan değil. Oyak Türkiye'deki en iyi, en realist işletilen şirketlerden biridir falan. En son o Demirören işi dosyasını mesela incelemek etmek lazım. Karlılık var mıdır falan. Oyak'tan gelen bilgilere göre karlı şöyledir, böyledir diye anlattılar, söylediler falan filan, ama ben işin orasında değilim. Dediğim gibi yani
birçok şirketten, Türkiye'nin yüz akı şirketlerinden, girişimlerinden biri iyi işler güçler yapıyor. Benim derdim şu abi. Bir zenginleşme ya da bir rahat, yani oradan bir maaş, oradan bir ikramiye, devletten bir ikramiye, bilmem, bu adamlar sonra vatanın derdi bu adamların derdi olmuyor. Anlıyor musun? Canımın yandığı. Ben savaş için yırtınıyorum, en öne atlıyorum diyelim, tamam. Bu adam mesela geçmiş kenara, çiftliğini kurmuş, etmiş. 40-50 bin lira maaş toplamları falan. Ya da bir yönetim kuruluna, bir anonim şirketin yönetim kuruluna dahil olmuşlar. Oturdukları yerden artık çiftçinin derdi onların değil, işçinin derdi onların değil, garsonun derdi onların değil, esnafın derdi onların değil, memurun derdi onların değil. Ben de diyorum ki burada bir şey olur. Abi böyle olmazdır. Bir aristokrat, bir elit sınıf. Biz üniformanın uğruna ölen adamız kardeşim. Bizim Türk Silahlı Kuvvetleri'nin olana, ben iddia ediyorum, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mensupları bile bizim kadar aşık olmadı. O savaşlar geçmişte de verdik. Her tanıyanlar, bilenler, memleket uçuğu da bir salon. Herkes herkesi biliyor. Herkes mal varlığını, mülkünü, ticaretini herkes biliyor. Onun için rahat üst perdeden konuşabiliyorum. Ben hayatımı verdim. Malımı, mülkümü verdim. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin aslanlarına, kaplanlarına, millicilere, emniyetçilerine bir dükkanımı akşam sabah açtım. Yeter ki FETÖ'yle savaşılsın. Yeter ki bu kadrolar milli cephede dursun. Milli devlet ayakta kalsın. Türk milletinin umudu ayakta kalsın diye. Onun için bu saatten sonra hangi makam, hangi mevki, ne olur? Vatanseverlikse kimse bize ayar vermesin. Allah büyük. Vatanseverlikte bilmem neyde kimse makamdan, mevkiden, bilmem neyden, şundan bundan. Şükür herkes herkesi biliyor memlekette. 40 kişiyiz, 40'ımızda birbirimizi biliriz diye. Ben derdin Cumhuriyet yıkılırken abi işte bu taşın altına sokuyor mesela 50 kelin. Gitmiş çalış. Deli misin mesela? İki tane mesela şey program yap 50. İki tane magazin program yap bilmem ne. Yaptığın videolar 1 milyon izleniyor. Oturduğun yerden 300-500 bin, oturduğun yerden kazanacak akla sahipsin sen. Bu aklı sen yıllar önce gösterdin. Deli misin peki bu işlere giriyorsun abi? Deli misin tarikatlara giriyorsun abi? Deli misin işte çetelere giriyorsun abi? Deli misin? Ney seni bu aşk? Bu aşk nereden geldi mesela Elik? Onu bir söyle abi. Öncelik her şeyin tetikçisi şey abi, merak. Önce bir aziz Allah diyelim. Değerli camı kapattı. Ha, tamam. Kamera Değil. koymuş buraya, bizi de izliyor vallahi. Sizi de izliyorum. Şey, önceliğin her şeyin tetikçisi merak abi. Yani tamam. Tabii ki de milli bir düşüncede olmak, halkı düşünmek, halkçı olmak, vatanperver olmak, ülkenin kurucularına bir manevi borç bilmek, biraz bir onlara karşı bir bilinçli olmak, hani siz bir şey yaptınız, bize bir şey bıraktınız, burada bir vatan bıraktınız, biz bunun borcunu ödemek hükmündeyiz, bunun bize şeyi var. Bu var tabii ki de, ama her şeyin öncesi merak. Merak, ben aptal değilim yani, bir şeyler dönüyor ve sen bana diyorsun ki bu iş böyle oldu, kes. Ben dedim ki yok, ben oraya bakmam lazım, bakayım ne oldu diye. İşte tarikatlar da öyle, yok abi tarikatlarda bir şey olmuyor, her şey çok güzel, tarikatlar 10 numara ilim yurdu. E böyle böyle olmuş, onlar hayır sen kapat yayın yasağı. Benim gibi birini tetikliyor böyle şeyler. Anlatabiliyor muyum? Benim gibi birini tetikliyor böyle şeyler. İlk şeyi tetikleyen şey o merak. Devamını getiren, yani senin motivasyonunu yüksek tutan, bu işin peşinden götüren. Sınıfta Ses içerisinde kurmuşlar. Gelmiyor mu sesim? bir gitti geldi herhalde Burak. Bir tek kamera yapsan da bir 3 dakika ben su içsem, mola versen. 50 tek alsan. Evet abi. Meraktan sonra tetikleyen ve devam ettiren irade. Tetikleyen mi? Merakla bu işler bu kadar çıkmaz abi. Yo, tetikleyen şey yani, yoksa oturursun kaldığı yerde slogan atarsın. Tetikleyen şey merak zaten. Ya bir şeyler oluyor, birileri sana diyor ki bunları soruşturma, bunları merak etme. Onun yerine biz sana ne olduğunu söyleyeceğiz. Bizim söylediğimizi sen bu şekilde resmi açıklama olarak kabul et. Başka bir şey söyleyen varsa da ona yayın yasağı getireceğiz falan filan. Ben bunu kabul etmiyorum diyorum. Ve merak tetikliyor. Tabii gördükten sonra ne olduğunu, bu sefer de öfke bırakıyor yerine. Anlatabiliyor muyum? Yani biz sonuçta şeyin farkındayız. Bize bu emanet edildi, bırakıldı buralar.
bu ülke, Evet, bu vatan. cumhuriyetin çocuklarıyız ya. Vallahi billahi Ve bu talana insan tahammül edemiyor abi. ne bedeller ödenmiş. Ya. Bunları da okuyacaksın, bunları da bileceksin. Sadece savaşlar değil, bunun psikolojisi var, yakınlarını kaybedenler var, bir de imkansızlık var. Yani nasıl bir imkansızlığa rağmen yapılmış? Şimdi sen bakacaksın. Adamlar o dönemlerde bu imkansızlıklara rağmen bunları yapmışlarsa sen de bir iki üç tane video çek artık yani. Bu kadar da zor olmasa gerek. Bu motivasyon, asıl motivasyon kaynağı bu. Buradan başladı. Böyle diyeyim. Peki bunları yaparken ederken artık sana böyle karşılığını bulduğun gençlik var mı abi? Gençlikteki durumu nasıl görüyorsun? Yani bunların geri dönüşleri nasıl oluyor sende abi? Ben karşılık bulduğunu düşünüyorum. Yani bütün gençlikte diye genelleyici bir şey konuşmam. Ama karşılık bulduğunu düşünüyorum, görüyorum. Yani duyuyorum, çocukları görüyorum, yazıyorlar. Aa, babasıyla, anasıyla birlikte izleyen var. Ailecek izliyor ki hani yıllardır artık televizyon evde, merkezde oturup da izlenmez. Evin merkezinde değildir. Adam televizyondan beni açıyor, ailesini izliyor ve bu konuları tartışıyor mesela. Bunların hepsi bir tohumdur. Şeylerin ayrıntılarını bize bu 5'in ayrıntılarını ya da bu 5, 6, 7 şeklinde gidecek mi? Nerede duracak? Bu şey mi? Tahta oyunları mı? Evet abi. Çok önemli bir dosya Onu olduğunu düşün. Çok önemli bir dosya abi. Yani inanın mesela şey Netflix bunu mesela alıp film yapacağı işler abi ya. Hani biz izliyoruz ya Escobar bilmem ne şunlar bunlar. Abi bütün film fırtına bizim memlekette geziyor. Şey, bu tahta oyunlarının bölümleri planlı değil. Yani gündeme göre aslında. Tarikat serisi planlı mesela. Onun bölümleri belli. Tahta oyunları gündeme göre şekillenecek. Yani yüze kadar gider bilemem ki. Son yaptığımız bu belgeselde peki vurguyu ya da lan şuraya dikkati çekmek istedim dedin. Ana damar ne abi? Yani özet bize özet tablosu ne? Neyi görüyoruz yani anlattığımız? Bir de şu olmasın istiyorum biliyor musun abi? Büyük umutsuzluk mesela. Bir bakıyorsun her yer gitmiş, her yer karmaşa. Aynı adamlar aynı yerlerde devam ediyor. Ya bu iş değişmez. Umutsuzluğa kapılmamak gerekiyor aslında, tam tersine. Bunlar beceremedi ama biz becereceğiz diye oradan motivasyon çıkarmak bence daha önemli. Yani bunlar sonuçta baktığın zaman ciddiye alınacak adamlar da değil aslında. Yani işin ironik komik yanı o aslında. Hani ne zeka var, ne bir yetenek, bir şey var. Yani şans eseri hasbelkader gelmişler koltuklara, makamlara. Bu buraları kullanarak büyümüşler aslında. Yani biz haklı olan bir savaşın şeyini veriyoruz. Savaşını veriyoruz. Ve Türk gençlerine örnek model oluşturuyorsun. Yani savaşırsak kazanırız. Yeterli iradeyi koyarsak kazanırız. Aslında ana slogan bu. Yani kendimize inanalım yeter ki ya. Kendimize inanalım. Ve örneklerini de görebiliyoruz, edebiliyoruz. Ama fotoğrafı da net çekmek lazım. Yani umutsuzluk olmasın diye de her şey güllük güllistan. Vay İşte ekonomi bakanı gibi gözlerime bakın parlıyor bak ne güzel olacak falan derken millet ekmeği vitrinde izleyecek hale getiriyorlar. Millet ne de namuslu yani namuslu savaşıyoruz yani görüntü tabloyu net koymak çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ha molamız bitmiştir. İkili görüntüye geçebiliriz dedim. He mi geçtin lan? Tamam. Hani şey 50'nin sesi mi gitti? 50 orada mısın? Duyuyorum, ben Ha buradayım. tamam. Peki başka son tarikatlarla bu
yapıların ortaklığı ya da birleştiği bir çizgi var mı abi çalışmaya? İki alanda uzmanlık alanların. Birisi tarikatlar, birisi bunlar oldu işte. Çeteler, organizasyonlar. Önümüzdeki süreçte de herhalde altın madenlerine doğru gireceksin diye düşünüyorum. Bunların ortaklaştığı kesişim noktalar var mı? Ya birlikte çalıştıkları hani bu çok şey bir şey cümle. Ben şeye rastlayamadım ama organik ilişkileri var kişilerin. Oradan güç alıyorlardır belki bir bağlantıları vardır. Oradan yürüyorlardır ama böyle birlikte örgütlü şekilde beraber çalıştıkları ben görmedim. Yani devlet aygıtı her iki tarafta da ya da her üç tarafta da aynı görmezden duymazdan. Yani hepsi Ya adamlar hukukun devlet dışında. olmuşlar yani devlet Evet. aygıtı dediğin ne? Yani adam hukuku almış emniyette sızmış zaten ağır grubu dediğin emniyette zaten bürokrasiye sızmış ne kaldı elinde? Sağlık Bakanlığı desen menzilci de şurada burada ne kaldı ki elinde? Evet. Peki olası iktidar değişikliği bu hesaplaşmaları yapabilecek kadroyu bulabilir mi sence? Hayır. Bulamaz. Öyle bir niyetleri yok zaten. Öyle bir söylemleri de yok zaten. Doğru Öyle söylüyorsun. bir niyetleri yok ya. Onlar bunu sosyolojik bir gerçek olarak kabullenmişler. İşte bu çeteci tayfalara az çok bir şey söylüyorlar ama geri kalanlarına da bir şey demiyorlar. Tarikatlar için işte sosyolojik gerçek diyor adam mesela. Şimdiden anlaşmaya bakıyor falan filan. Öyle bir irade yok bunlarda. Öyle bir vizyon yok zaten bunlarda. Ben de seninle aynı fikirdeyim bu konuda abi. Başka söylemek istediğin, anlatmak istediğin mevzu varsa program senin. Ben çok fazla konuşmayacağım dedin. Çok konuştuk, kendimizden içtik. Sen istersen chat grubunun sorularına, Abi şeylere bakalım. istediğin kadar konuşabilirsin sorun Ay, yok. seni çok Ben seviyorum şey Erlik benim ya. Ama ben seninle tek de seni yana seviyorum. şey yapamadığımız Nihat abi, Erlik Erlik Ha. dedikçe kıskanıyorum ediyorum. Oradan bir fitne fesat çıkaracağım yani. Ziyad abi bizi şey yapacak, barıştıracak, sulh edecek. Nihat İşte abi şey seni çok diyecek. seviyor. Beş parmağın beşi bir mi falan diyecek. Sulh yapacak aramızda. Ya abi aslında sürekli aynı şeyleri tekrarlamayı sevmiyorum ondan dolayı. Hani bazen tekrar açmıyorum konuyu. Ama çok Şimdi çalışıyorsun. Bakıyorum ben seni bir sürü chat grubunda, bir sürü sohbet grubunda. Sen varsın diye giriyorum. Çoğunda da aslında çok konuşmuyorsun ya da girmiyorsun. Katkı olsun diye mi giriyorsun? Ne yapıyorsun? Bazı gruplarda mesela giriyorsun. Çok kısa duruyorsun, ne diyorsun? ya açıyorlar. Abi çok önemli. Ben de o vardı. Eskiden sürekli davet edildiğim yere giriyordum. Abi gir abi bak abi. Sonra fark ettim ki bu işte Twitter alıyorlar şey diye yüklüyorlar. Yani yayın da yükleniyor. Arkadaşlarla yaptığımız yayın ayrı zaten. O bildiğimiz kişilerle. Ama böyle herkesin girdim. Adamlar gerçekten yani şu an yaptığımız gibi sanıyorlar. Böyle yayın sanıyorlar. O gruba girme işini falan böyle. Ondan sonra biraz sıktı. Bir tane yani sürekli orada 10 kişi var. Bağırıyor, çağırıyor, ediyorlar. Ortada bir şey yok. İnsandan bakıyorsun artık. Sıkılıyorsun. Yani sürekli birileri bir şey söylüyor. Sürekli birileri bir şey istiyor. Bakıyorsun artık. Yeter diyorsun artık ve biraz hava almaya çalışıyorsun ama gündemi takip etmeye çalışıyorum. O odalarda genelde işte vekil mekil bir şey olduğu zaman gidip bakıyorum yani ne diyor ne anlatıyor diye. Çünkü artık TV eskiden istihbarat şeyden toplanırdı. Açık kaynak istihbarat gazetelerden, televizyonlardan şuradan buradan toplanırdı böyle. Fotokopisini çekildiği kitabın fotokopisi falan çekildiği buradan toplanırdı artık internette. Oradan topluyorsun kim ne dedi, ne yaptı, ne etti, ne söyledi. Buradan topluyorsun. Şey yormuyor. Sevdiğim bir işin videosunu yaparken yormuyor ama her zaman zamanı da olmuyor. O zaten sen de biliyorsun şey iş zaman Evet. işini. Adam olmayınca enerjin olmuyor, bir şeyin olmuyor. Ama böyle sevdiğin bir iş olduğu zaman da yükleniyorsun. Merak önemli o yüzden. Merak tetikliyor yani. Başka kimse konuşmadığı zaman sen diyorsun ki tamam ben burayı anlatacağım, ben bunu konuşacağım. Ara ara hemen bir şevkinin düştü, böyle kırıldığın, lan yeter kardeşim falan, lan yapıyoruz ediyoruz bilmem ne, ne oluyor baksana dediğin zamanlar oluyor Merlik, böyle bir Yok ben enerjinin karşılık düştüğü beklemiyorum gibi. ki. O yüzden düşmüyor. Yok, hayır, karşılık beklemiyorum ki zaten. Hani beklentim yok. Ne olacak kız? Öyle bir beklentim yok. Benim planım biraz farklı. Enerjim kendiliğinden düşüyor. Hani benle alakalı. O düştüğü zaman düşüyor. Öyle de Trabzonluyum yani o bazen esebiliyor böyle. Sinirli anıma günüme denk gelebiliyor. O zaman hiç girmiyorum zaten. Sosyal medya falan filan. Birini tersine mi yerim diye.
Onun haricinde şeyim yok böyle. Hani ben bunu planlıyordum, olmadı. İşte moralim bozuldu falan, öyle bir şeyim yok benim. Kolay kolay moralim bozulmaz. Kolay kolay bozulmaz yani. Ben kaldığı yerden devam ederim. Ben hastalık yemiş adamım zamanında. Ağır hastalık yemiş adam zamanında. Ben öyle kolay kolay ölmem. Beni Allah kolay kolay yenemezsin. Allah uzun ömür versin zaten abi. Allah uzun ömür versin Yani, valla. tabii bu işin esprisi, moralim kolay kolay, şevkim kolay kolay kırılmaz yani. Ben hani pitbull köpekleri böyle yapışır da bu kafasına vura vura çıkaramazsın ya, ben böyle bir konu yapıştığım zaman benim şevkimi kıramazsın öyle. İstediğin kadar vur. Ondan yöne bir sorun yok. Sağlık bir tek, bir de enerji. Vitaminleri falan düzgün almak gerekiyor. Şey yapıyorsun çünkü hızlı yoruluyor. Bedenin yoruluyor abi, anlamıyorsun bazen. Evet, vallahi öyle Yani oluyorsun ben abi. Yorgunluktan uyku uyuyamıyorum ben bazen ya. Vallahi bak öyle bir ya yorgun ben oluyorum. 300-400 sayfa belge taradığımı biliyorum bir günde. Yani normalde fiziksel olarak yorulmaman gerekiyor ama kamyon geçmiş gibi oluyorsun üstünden. Tabii okumalar ayrı. Ama o okumalar var ya en güçlü kuvvetli işte yığınağımızı oluşturuyor aslında. Oradan ben biraz uzak kalıyoruz ya bu koşturmadan programlardan kaynaklı. En önemli Türk gençliğine de en önemli yani tavsiyem odur yani. Bol bol okumak. Kitap, o tarihi, o felsefeyi okumak başka bir şey yani. Okumak, tamam izlemek falan filan bunlar hazır yani. İzlerken böyle rahat açıyorsunuz ekranı izliyoruz bilmem ne yapıyoruz falan filan da. Okumak, kitap başka bir güzellik yani. Ya benim şeyde sorunum yok. Hani benim mesela içeriğim falan eleştirildiği zaman bununla bir sorunum yok. Ama sen bu kadar belge falan tarıyorsun. Ne bileyim, arşive iniyorsun. Bazen hatta yaşayan bazı kişileri buluyorum falan, böyle isim vermeyeyim. Bazı kişileri buluyorsun, onlarla ulaşıyorsun falan filan. Adam geliyor diyor ki ya ben bunu zaten biliyordum. E yok, bilmiyordun anasını satayım. Yalan konuşma. Anladın mı? Bir de o tayfa var. Bir de Yeri tabii. türedi böyle. Zaten ellik yapmış da zaten bilinen şeyler. Bir de öyle var. Zaten Zaten bilinen o, şey. Lan bilinen ben şeyde iki bilinmeyeni cümlem var anlatmıyorum. mı? Bak, bilinmeyeni anlatmıyorum demiyorum ama yani o zaman yani şey yapma. Yorum yapma, bırak. Anlatabiliyor muyum? Yok, bir gün şey yapacağım. Böyle kafamdan uyduracağım bir şey. Onu Ha. yayınlayacağım. Sonra bu çıkıp da ben bunu biliyordum dedi zaman, nah biliyordun Hakikaten diye. bir ters köşe. Bir ters köşe yaptır öyle yani. Nah Vallahi. biliyordun. Ya ben bir kere arşivden bir şey çıkarmıştım. Hatay için ben arşiv taradım. Hatay videosu var ya, ben bu kadar arşiv Evet. taradım hatırlamıyorum, bu belgesel hariç. Hatay videosunda yüzlerce belge var ve bazıları ilk defa yayınlandı. Yani o arşivden ilk defa yayınlandı. İşte Turgut Özal'ın mesela Amerikan senatörleriyle görüşmesi ilk defa orada yayınlandı. Bunun reklamını yapmıyoruz diye adam diyor bu zaten biliniyordu. Bunu işte şeyde yazıyor internette falan. Ya yok abi, yazmıyor. Belgesini çıkardık onu. Sen Turgut Özal'ın Mesut Yılmaz'la, pardon, Adnan Kahveci ile birlikte senatörlerle görüştüğünü biliyor muydun Amerikalı Abi Hatay konusunu? bırak onu ben senin Hatay konusundaki şey belgeseli izlediğimde lan biz ne kadar uzak kalmışız mevzuya dedim yani. Ne kadar mı yani o kadar tek hani bir tane iki tane falan değil. Bak senin yaptığın güzellik ne biliyor musun abi? Sistematik olarak başından sonuna tabloyu anlaşılabilir hafızada da görselde de kalacak şekilde veriyorsun tamam mı? Bu çok önemli bu başka bir kabiliyet yani. Yani bu kabiliyet meselesi yani tek zekilik, tek çalışkanlık falan filan değil. Bu kabiliyeti vermiş Allah sana. Sen de Türk milleti uğruna, Türk milletinin menfaatleri uğruna kullanıyorsun. Bunu tersinden düşünelim mesela. Türk milletine ya da Türk gençliğini apolitikleştiren ya da magazinsel dünyaya düşüren, kimliği ve kişiliğini yozlaştıran programlar da yapabilirdim. Bu akıl mesela zaten ABD'nin ya da Atlantik merkezli bu yozlaştırma ve kimliksizleştirme aklını da senin gibi kabiliyette adamlar başka merkezden yapıyor. E biz bir tane bir ellik vurmuşuz mesela. Bu sefer neye giriyoruz? Bu ellik neydi? Şöyleydi. Lan çıkarttığı esere koyduğu esere bak işte oğlum. Bu topraklardan yana. Hakiminin yapamadığı, savcısının yapamadığı, bilmem paşasının yapamadığı, aydının yapamadığı birçok işi topluyor, ediyor, koyuyor. Türk gençliği, Türk milleti, yaşlısı, emeklisi bilmem ne bir bakıyor. İyi bir şey, güzel bir şey yapıyor. Burayla ilgilen, burayı bir çoğalt, burayı yücelt yani. Bunu paylaş. İciğini, cücüğünü bilmem ne, kenar. Ya var, zaten vardı. Zaten bunlar biliyor. Ne la bu falan filan. Hani bir de öyle tukaka falan. Hakkını vermemeyi bırak, hak gasp etmeye girenler, edenler falan. Ama Allah da
Allah onları da şey yapıyor baksana. Sedat bir çıkıyor 3 tane 5 tane bir gazete yayınlıyor. Bu ağayım paşayım büyük gazetecim falan diyenler çat 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 Yok masalardan abi, düşüyor. Türkiye'de öyle hani şey, büyüklerden bilinenlerden internette vardır mutlaka. Hani zaten siz varsınız. Erdem Atay'ın yaptığı işler malum, Eryans'ın yaptığı işler malum. Ama öyle konvansiyonel medyada diyorum ya, bu yukarıda oturanlar, böyle jiplerde Tabi. gezenler, yazılarda Plazalarda kalanlar, oturanlar. rezidanslarda Evet. takılanlar, anladın Heh. mı? Bunların arasında yok yani. Bunlar bir gün çıkalım yayına, onlardan 15 kişiyi getir, ben tek çıkayım. Laf söylettirmem. Yani laf ağızlarından bir laf çıkamaz. Retorik olarak diyor ya, ama retorik de bilmiyor. Ya bu kadar para yiyorsun bari adam akı bak. Joseph Goebbels, propaganda uzmanı. Evet. Adam pisliğin teki, tamam mı? Nazi adam, pisliğin teki, ama en azından yaptığı işi düzgün biliyor. Siz Zehir. milyonlarca doları yiyorsunuz. O kadar da iyi hayatlar yaşıyorsunuz. Kim kime dumduma. Zaten belgesel şeydi o ya, bölümün adı. Ama propaganda bile beceremiyorsunuz. Ya bir de şey açlıkları var. Adam açlıkları var. Abi bana bir para teklifi geliyor. Sen var ya, Allah biliyor yani. Tabii Bana abi var ya, ben günübirlik ne para teklifi yemin geliyor. ediyorum ben Netflix'in yerinde olsam seninle hemen bir sözleşme, bir bağlantı bilmem ne. Tamam abi. Çat Hayır çat abi, şunlar Netflix'ten Netflix. değil şey. Siyasi gruplardan, böyle Ha yapılardan o da falan tabii filan. ha destek bilmem köstek şudur budur falan filan işleri Ya güçleri. adam diyor sen etkilisin şurada burada, sana şu kadar para verir falan. Paralar da ortalama bir Türk genci olsa anında şey yapar. Benim pek umurumda değil, benim ihtiyacım yok, ama ihtiyacı olan biri kanar şey yapardı. Hani ben mi uğraşacağım lan Kesin. falan nerede? Çünkü inanılmaz paralar sunuyorlar ve oradan çıkarım yapıyorum. Ya bana bu kadar sunuyorsa demek ki bunlar ne kadar yiyorlar. Kimlere neler gidiyor? Tabii. Anlatabiliyor muyum? Oradan bir çözüyorum kafamda. Diyorum, ulan bana bu kadar sunuyorsa bu, demek ki bunlar burada ne kadar yiyorlardır diye aklımda bir canlanıyor. Hak etmiyorlar, bir de sorun da biliyor musunuz? Absürt Tabii. gelebilir de. Yemeği bile hak etmiyorlar. Yemeği de bilmiyorlar. Bir de o var. Hani yemeği de bilmiyorlar. Ulan 750 milyon dolar falan diyor Demirören için. Ya Buket Aydın nedir? Hadi yaptın. Boynuzlanmak nedir? Ya çok değişik bir hayat. Yani ben böyle de rezil olursun işte. Daha insan arasında çıkamazsın. Ya namuslu bir gazetecinin serveti ne olabilir ya? Namuslu bir gazeteci 10 Olur. milyon 7 Şöyle milyon olur. serveti olur Adam mu abi? belgesel üretiyordur adam. Ha Belgesel olabilir üretiyordur adam. spesifik işler. Devlet Tabii. için adam akıllı yapıyor. Bir de bir yerde de entertainment olayı var. Bak, bunu unutmamak lazım. Yani bunu çoğu kişi kaybediyor. Bu gazeteci arkadaşlardan da bazıları benden nefret ediyor. Hani bu niye bu kadar izleniyor diyor diye. Kaçırdıkları şey de, millet salt bilgiyle boğarsan milleti, adam seni zaten izlemez. Adam beni gece yemek yerken izliyor mesela. Niye izliyor? Gece yemek yerken adam faili meçhul cinayet dinler mi? Ya da ülkedeki çeteleri falan, tarikat falan dinler mi? Biraz da kurgusu önemli, biraz da anlatman önemli. Biraz da bazen işte araya bir espri koymak önemli. Tabi. Nihat abinin Zenginleştiriyorsun. mesela esprili dili var mesela. Onu çok gömerler, ama o da bir parçasıdır. Bir stratejidir, bir retoriktir. Adam bunaltmıyorsun insanı. Adam bunalır ki. 2 saatten milleti nasıl dinleteceksin? Benim videolarım 1 saat sürüyor, 40 dakika sürüyor. Ne yapacağım? Alternatif var. Ya böyle aptal anlatır gibi kendi ajandamı yapacağım. İşte mesela Cevheri Güven'in yaptığı odur. İşte bu buraya gitmiş, böyle olmuş, tamam mı? Onu da oraya koydum mu hemen hazırlamış. Çünkü burada falan diye böyle çocuğa masal anlatır gibi. Yani çocuklar anlatırdı eskiden. Bir varmış, bir yokmuş. O da en önemli, bir varmış, bir yokmuş. Hikayeler anlatıyor. Ben ne yapıyorum? Ben arşiv tarıyorum, belge tarıyorum. Kendimle yarışıyorum bir de. Onu söyleyeyim. Yani diğer arkadaşlar kusura bakmasın, ben en fazla kendimle yarışıyorum. Bir de bazı işte gözüme kestirdiğim şey var. Gazeteciler falan var. Onlar nasıl yapıyor? Ben de yani şey olarak, teknik olarak yani kaynak bırakıyor, şöyle yapıyor falan, böyle yapıyor. Onlardan. Mesela çünkü o işi yapan insanlar var. Bakıyorsun böyle bir şeyleri var. Seviyeleri var. Sen diyorsun ki ben de bu seviyede olmam gerekiyor falan. Bunlarla yarışıyorum bir tek. Objektif bir eleştiri olmadığı sürece ciddiye de almam. Okumuyorum zaten daha ben eskisi kadar. Nasıl okuyayım abi? Bana bir günde yüzlerce mesaj geliyor. Söven mi dersin, öven mi dersin? Yüzlerce mesaj geliyor. Artık bakamıyorsun ki. Ama yok bak biz seninle yaptığımız programların altlarına bakıyorum. Sana dair bir tane ben şimdiye kadar kötü mesaj bilmem ne falan görmüyorum abi. Yani bizim Ya abi, izleyicinin duyarları da olabilir. olabilir. Yok Eyvallah, yani ondan demiyorum ben. namussuz yorum yok yani. Namussuz hani ben böyle sert ya da ters çok nadirdir belki. Görmüyorum yani. Millet Abi yani bak, sana bir şey hakkını söyleyeyim veriyor. mi? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben bu Peker videosunu 4 gün evvel mi, 4 mü 5 gün evvel mi ne başladım? Taş çatlasın 4 gün sürdü. Araştırması, yazması, kaydı, kurgusu, yüklemesi. 4 gün. Ha.
Nihat abi duysun buradan bak. 4 günde şöyle iş çıkıyor. Abi bak senin çalışanlar malışanlar bu Erdemgili Merdemgili bir şöyle bir sıra yapalım abi. Hayırdır yani. Ama ben ayda 2 tane yapıyorum abi yani o estiği zaman. Ben estiği zaman kapatırım kendimi. Saatlerce. Sabah kalkıp sabah Erdem'den 8'den bekliyoruz. Sabah 4'e Erdem'e, kadar. Erdem'e buradan lafı sokayım hemen yani. Babaları kırıcı gelecek. Yok haftada bir mi yapayım, haftada iki mi yapayım diye konuşuyorduk ediyorduk. Ayı geçti daha babalı kılıcı gelecek Öyle bakalım. oluyor ama zaman çok hızlı geçiyor abi. Ben de anlamıyorum bazen. Bak bu da Bazen Erdem bakıyorum oluyor millet yine sövüyor aslında. bana. Millet ama doğru öyle. Millet sövüyor bana bazen hani espriyle karışık falan. Lan nerede hani en sonu giriyorum bakıyorum yeni yükledim lan diyorum. Bakıyorum ha bir ay olmuş. Geçen ay mı yüklemişim ben onu? Geçen bir baktım ben ayda bir video yüklüyormuşum ya. Her ay bir video yüklüyormuşum ben de böyle olmaz. Şimdi insanlar da haklı şimdi. Haftada bir yapmak gerekiyor. Sonra bakıyorsun ki hemen cuma olmuş. Bak bugün cumartesi, yarın pazar bitti yine. Çok hızlı geçiyor abi günler. Peşin şey zaman akayıp akıyor gidiyor. Gençliğimiz Ömrümüzü verdik, neler ettiler bize desene Altı vallahi billahi. kapılarımız kan oldu. Ya işin esprisi o tabii. Ama şimdi bakıyorsun ne yapıyorum ben? Ben de dalışla oluyor videolar. Ben uzun süre yapmam normalde videoları. Yani bazıları var kenara atarım. Ya. Mesela bir belgeyi araştırırken başka bir belge bulurum. Onu dosyada kenara atarım derim bu konuyla alakalı. Yani ek bulurum anladın mı? Ne bileyim Hatay'ı araştırırken bakmışım Samsun'la alakalı bir şey var. Ne bileyim İstanbul'da madenle alakalı bir şey buldum. Onu atarım kenara o dursun orada. Ata 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 20-30 tane belge oldu mu orada birikir. Bir gün oturur onunla uğraşırım mesela bu şekilde. Ama onun haricinde uzun zamana yaymam. Kendim için de. Çünkü olayları hemen görmen gerekiyor. Uzun zaman olursa unutursun. Anında taze taze. Ben o videoyu yaptığım zaman ben o cinayeti sanki yaşıyormuş gibi. Ben o hürriyetin arşivi var ya o milliyetin arşivi. Onun anasını ağlattım ben. Gün be gün o Tarık Ümit suikastinden sonra kim ne demiş? Evet. Susurluk'taki raporlara baktım. Raporları teker teker okuyorsun. İfadeleri teker teker okuyorsun. Bunlar yüzlerce sayfa. Sonra herkesin o gün verdiği ifadeyi çıkarıyorsun. O ifadeden bunları sentezleyip işte şu söylediği burada 60'tır, şu söylediği doğrudur. Burada birbirlerini doğuruyorlar, burada birbirlerine çelişiyorlar. Bunu çıkarıp bir kronoloji çıkarıyorsun. Bu belki 1-2 dakika sürüyor sen bunu izlerken. Anlatabiliyor muyum? Şimdi sen böyle bir şey yaptığın zaman seni eleştiren birisine karşısında aynı emeği vermesi gerekiyor. Yoksa ciddiye almam ki. Şey Ama olmuyor yani. Bu foşik demek olmuyor mesela. O bir eleştiri değil. Bu yalan konuşuyor bir eleştiri değil. Bu bir itham. Anlatabiliyor muyum? ben şöyle söyleyeyim, senin ve arkadaşların işte arkadaşlarına yakın arkadaşlarına yaptığın programlar ya da sohbetlere falan bakıyorum, onların üretimlerine falan senin. Sen hakikaten erlik başka yani başka bir kardeşimizsin, başka bir üretim, başka bir yeteneğe sahipsin. Allah yolunu açık etsin yani sen. Bu işte yeteneklisin kardeşim. Allah vermiş ve sen de bunu bizlerin lehine kullanıyorsun. Onun için tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Peki bu mafyanın abi bu rantlara girme sebebi metotlar hep şöyle geliyorum. Yani iş dünyasına da ya da bir millete de şunu söylemek lazım. Hani mafya gelip de kimse bir simitçi tezgahına bile çökemez. Kimsenin ekmeğini namusuyla kazanana gelip de bana avantamı ver, bilmem ne ver, ortağım yapmaz. Bizim iş dünyası kendi ayağıyla gider bunlara. Çünkü çetrefilli işleri vardır. Böyle sıkışık, karışık işleri vardır. Hukukla çözemedikleri. İşte Tabii tabii tabii. yanıma şunu alayım, yanıma bunu alayım. Bir de bazıları macera perestir, sever. Gayrimeşruyu sever. Çok tanıdım öyle. Çok enayiler tanıdım. Sever işte. Anlatıyorlar ya bir şeyde. Bu Peker olaylarından sonra çıktı işte yani görüyorsun medyadan şuraya buraya yani pisliği görüyorsun. Bunlar özel hayatları da sıkıntılı. Onlar da pislik. Yazık Evet. ya bak milyon dolarlarım var. Gerçi E o para manyak senin ya. paran değil de. Yemin ediyorum ya maceraya bak yani. O para senin paran değil de neyse. Ya millet biliyor başkanlık yap şurada burada lan ne işin var senin? Git paranı ye yani şey yani git yemin Derdin ne ediyorum bak ya? ya. Vallahi bu işlerde var ya en masumları belki şeydir o organize çete üye dedikleri adamlar var ya. Bunlara zor bunları organize çeteyi yaptıran ettiren Abi adamlar açık bunlar. konuş. Peker bile bunlardan masum yani. Tamam suçlu Şerefsizim kesinlikle öyle. suçlu da Vallahi doğru. bunlardan masum Vallahi ya. doğru. Ben Peker şeyi bu iş anlıyorum. dünyasından temiz. Yemin ederim Peker tertemiz. diyor ya tamam ben suçluyum diyor ama diyor Ha. siz benden kötüsünüz diyor. Orada En doğru diyor ben onu anlıyorum ben de sinirlenmesini. katılıyorum. Doğru söylüyor. Yemin ederim. Siyasete ve bürokrasiye ve iş dünyasına baktığın zaman ya adamın devletin makamında oturan adam gidiyor bunlara iş yaptırıyor abi.
Lan oğlum sen devletin makamında oturuyorsun. Devletin savcısına güvenmiyorsun. Polisine güvenmiyorsun. Jandarmasına güvenmiyorsun. Adama gidiyorsun. Şimdi bu adam dolayısıyla otomatikmen güçlenip otomatikmen gayrimeşruluğu yüceltmez mi? Bu Bunu tam şey şeyin yapıyor. yayını. Erdem Atay'la Adil Serdar Saçan. Dün mü? Ondan önceki gün mü? Ben o Ben bir yana çok yandan dinledim kızdım hatta ya. oyun. Adil Serdar Niye? Saçan yani ben oradaki tavır üslupların falan ben yayında olsaydım başka şekil olurdu. Yani Niye? Erdem çok şey ya Erdem şimdi bir şey söylüyor. Şunu söylemeye çalışıyor. Diyor ki hani burada diyor mafya arasında bir hesaplaşma olabilir mi falan. Adi Serdar oradan şey söylüyor. Diyor ki kardeşim devletin yaptığı operasyon diyor. Bu operasyonda diyor şeyi diyor görebilirim. Sanki şöyle. Türkiye'de her şey, bütün her şey çok güzel. Bütün mekanizmalar hukuk işliyor. Emniyet tertemiz, kolluk kuvvetleri tertemiz, yargı çok temiz. Burada yapılan bir operasyonu ya helal olsun Türk devleti çeteleri çökertiyor diye bakmak lazım. Biz bu saatten sonra hiçbir tabloya, hiçbir olaya gördüğümüz gibi bakmayız. Arkasında ne var? Önünde ne olabilir? Kuşkuculuk ve soruları sormakla Erdem ki gazeteci olduğu için bunları ısrarla sormak zorunda. Ama bu sorulara şöyle cevap verdi Adil abi. Ya yani miş miş muş muş falan buradan nereye gelmek istiyorsun? Erdem ısrarla şunu söylüyor. Burada diyor ki el değiştiren bir güç var. Acaba bu güç Mehmet Ağar mı diye sormaya çalışıyor, tamam mı? Bu sorunun karşılığı dersin ki mesela katılmıyorsan da Erdem hani sen olayı öyle görüyor olabilirsin de benim gördüğüm yer benim değerlendirmem burada falan. Ama Erdem nazik ve kibar çünkü bir de konuklar mesela Erdem'deki üslup şeydir yani. Hani konuk aldığı zaman falan hani böyle tartışma kavga falan filan olmaz. Ben ama Lütfü abiyle Moderatör program sonuçta. ben kavga ediyorum. Ve gayet de iyi Niye? yapıyor bu arada. Moderatörlüğü şeylerden çok daha Tabii iyi çok yapıyor. Ana iyi ya akımda çok falan. temizdir On falan. basar yani Erdem Ama Atay. şöyle bir şey. Biz şimdi ben şimdi seninle program yapıyorum abi. Sen burada beni bozmaya çökertmeye kirletmeye çalışan üslup tavra girdiğin zaman ben burada artık hani normal dengede ben kalamıyorum mesela, tamam mı? Ben hani o günkü programda ben inanılmaz şaşkın şaşırdım. Mesela sorulardan bir sürü soru da geliyor mesela. Onları da yöneltmedi etmedi. Bari dedim yani erken dedim yani şey yapsaydım bitirseydiniz. Bir de biz abi CNN Türkleri, Haber Türkler bilmem şunlar bunlar çok kıymetli olup da bizler böyle kıymetsiz cümlelere falan ben babam olsa tahammül etmem. Yani bana Nihat Genç öyle davransa yayında ben ona da tahammül etmem. Yani herkesin ama yani ben orada böyle bir bunaldım, daraldım yani. Programdan sonra da Erdem'e çok kızdım. Ama Erdem dediğim gibi Niye o işini yapıyor abi? Onun bir şey yok orada. ya işini yapıyor Moderatör ediyor da olarak abi biz sorularını sorar. tamam sorulara cevap mesela verilmiyorsa da mesela ben şimdi sana soruyorum abi diyorum ki böyle böyle programı diyorum işte nasıl yaptın falan ya yaptık abi ya da bitti abi falan bakıyorum cevap yok falan tamam 52 iyi akşamlar abi söylemek istediğim Hadi başka bir şey yolla. ha yani budur yani adam yırtınıyor Ya Erdem bir yani mesele anlaşılsın etsin bu devlet yapısı çetelerin organizasyonların eline geçmiş. Hani buraları deşifre edelim isim isim cisim cisim diye gerçeğin peşinde yani. Tabii o işin gazetecisi abi tabii o gazeteci her zaman soracak edecek. Belki Adil Müdür'ün şeyi vardır. Bazı şeyleri bu kadar açık konuşamıyordur. Ben daha derinli konuşmak zorundayım düşüncesindedir. Tabii Gazeteci sorar mesela. abi Öyledir ona da demez saygım gazeteci var. Bak sorar. öyle der mesela der ki Adil abi de der ki mesela ya Erdem ben senin hani bu teşhisine katılmıyorum benim teşhisim ya da tespitlerim böyle mesele biter. Bir savaş oldu yani bir zımmi bir şey oldu yani orada bir rahatsızlık oldu yani sen programı tekrar izlersen yani benim rahatsız olduğum konuları hissedebilirsin yani. Ve İzlerim abi ya ben bir yandan izledim dinledim çünkü ben zaten fırsat buldukça hep izliyorum sizin yayınları zaten bir yandan. Çünkü televizyon falan yok. Bir de ben bir şeyle meşgulken bazen açıyorum yani özellikle bir kafa gerektirmeyen bir şeyse düşünmeyeyim diye. O kafa orada olsun diye anlatabiliyor muyum böyle kafa gerektirmeyen el işi bir şey yapıyorsan falan mesela şey televizyon açık dursun da kafa oraya gitsin en azından benim çünkü başım durmuyor sürekli bir şeyle meşgul sürekli bir şeyle meşgul. Kafama bir şey düştüğü zaman da uyutmuyor beni. O yüzden diyorum ki bunu dinleyeyim. Açıyorum her yansın sizi dinliyorum. Ya da işte arkadaşlar yeni yapıyorsa. Öyle açtım yandan dinledim. Yani benim şeyime çarpmadı o kadar.
Bir örnek Atay mesela şimdi. sıkıştırdığı zaman. Senle şimdi biz bu programı yapıyoruz. Abi şuna şöyle diyek, buna böyle diyek. Bir tane bir cümlemiz var mesela abi. Yok, seni yemin ediyorum. Programını izledim bilmem ne. Programa bağlandık. Biz yok Mehmet Ağar küsermiş, Sedat Peker kızar mı? Hiç oralara girmeksizin bildiğimizi, içimizden geleni doğru yanlış koyuyoruz. Doğru mu abi? Öyle Yaptığımız bir iş. rica olsa, öyle bir rica olsa yayın yapmam abi zaten. Sizle bile olsa yayın yapmam. Yani programdan öncesi böyle bir şey olsa bana sahte şey gelir. Derim ki tamam okey. Biz her zaman siz ne dediniz? Biz de özelde konuştuğumuz arkadaşlarla da ne varsa alayına Ha. ver yansın yani. Evet Bu. abi. Hiç. Hiç Bu. Yoksa şeyimiz şey yok diye ya. bazen görüyorum ya bu Fethullahçı hesaplar yazıyorlar işte. İşte arkada organizasyon varmış şey falan. Arkamızda organizasyon falan yok. Yani ver yansınla tanıştık bu. Hiç plan yok. Bizi bir araya getiren yok falan bu. Direkt Erdem Atay'la. Niçin? Arkamızda Çünkü büyük abi organizasyon şey, beni Putin yap aradı. genç. 50'yi de şey Biden aradı. Ya bu ortalık dünya savaşına gitmeden biz halledelim falan diye erlikle öyle bir araya geldik. Birimiz Putin, birimiz Biden. Lan ne olacak, her şeyimiz ortada Allah'ın izniyle. Hepsi kirli olduğu için. Bak nasıl Ha biliyor o musun? gün müydü o? Bir dakika. O gün müydü o Metin Kurt? Yoruma yazmış. O günse tamam ben çözdüm niye olduğunu. He. O gün müydü? Şey Evet. o gün müydü? Bu şeyin ölmesi, Ha Mahmut işte Efendi'nin ölmesi o gün müydü? iki gün önce, 2 gün önce, 3 gün önce oldu hadise de. Hiç Erdem mesela hiç ona falan da şey yapmadı ki aman Oradan şey tepki al. Bazıları olmasın. He. kaldıramıyor abi. Bazıları sosyal medyadan tepkiyi kaldıramıyor. Siniri bozdu falan. Ya ilk başta bir iki sene evvel bana da öyleydi. Adam yazıyor ediyor. Niye böyle demiş falan diye düşünüyordum. Şimdi sallamıyorum bile. Bazen paylaşıyorum hatta millet de. Herif bana sövüyor ben de paylaşıyorum. Ama bak görsün. Al hadi paylaşıyorum millet de görsün nasıl sövdün diye falan böyle. Hiç umursamıyorum artık. O dönemler çok şeydi. Bir de diyordum ulan dediğime dikkat mi etsem acaba. Hani her söylemden bir şey çıkarıyor falan. Onu hiç sallamaya başladım. Hiç. Vallahi bak deli olursun yoksa. Yani adil müdür de dinliyorsa eğer taktıysa kafasına takmayacaksın abi fikrini söyleyeceksin. Sen bir şeye inanıyorsan açık ve net söyleyeceksin. Hiç şey de yapmayacaksın. Geri de Ya yapmayacaksın. Geri vites de yapmayacaksın. Yaptığından demiyorum yani psikolojik olarak o manada diyorum. Sıkıntıya düşmeyeceksin. iki cümleyle geçip gitmesi gereken, ona bir cevap vermiş, öbürüne bir cevap, öbürüne bir cevap, bir sürü Olabilir abi gereksiz bilmiyordur. yerde şey. Bilmiyordur. Twitter'ı bilmiyordur. Twitter'ı gerçek alem gibi sanıyordur. Sosyal medya. Sosyal medya O da gerçek dünya duygusal. değil. Tabii, ben ilk başta ne ciddiye alıyorum ya. Herif sırf zevkine sövmüş bana. Ben ciddiye alıyordum. Bir gün bir tane sövmüş. O zaman daha yeni yeni tanınıyoruz ediyoruz. Yazdım ona. Dedim birader derdin ne hani? Niye? Abi ben seni çok seviyorum da gör diye sövdüm. O ne lan? Çok sevsen ne yapacaksın? Yakalasam Sen dedim sevme tövbe birader. Hadi estağfurullah. yoluna. Git uzak dur oğlum. Adam değil abi. Bak bizim mesela Efe, Jahreyn, Ahmet. Bunlar sürekli dava ediyorlar küfür edenleri kendilerine. Şimdi küfürler ederken nasıl küfür ediyorlar bir göreceksin millet. Dava edildikten sonra abi ben işte öğrenciyim ne bileyim abi annem kızıyor işte ne bileyim abi şöyle oldu abi böyle oldu param yok ne bileyim şekerim vardı da işte kan şekerim düşmüştü onun siniriyle sövmüş bulundum. Böyle savunmalar yapıyorlar. Görüyorsun yani o profillerin arkasında kimlerin olduğunu. O yüzden ciddiye almaya gerek yok. Ciddi bir eleştiri nedir? Böyle çıkar sana argüman, tez ve işte örnek dayandırmayla böyle. Diyalektik içerisinde böyle mantıkla der sana ne olduğunu. O zaman derim ki tamam gel bakayım sen. Seninle bir şey yapalım. Fikirlerimizi tartışalım. Veya işte agree to disagree dedikleri var ya. Şeyde anlaşmak, anlaşmamak da anlaşmak. O şekilde. Her şeyi de ciddiye alma abi kafayı yersin. Evet öyle Vallahi ya. kafayı yedirirler sana. Onun için ben Uyuyamazsın yani. sosyal medyaya hiç girmiyorum işte abi. Yani hiç tweet'i bile şey yapmıyorum. Nedir onunla takipçi kabul etme. Öbür Instagram yok bilmem ne. Öbürlerinin hiçbiri yok falan. Çünkü ben dengeyi bozabiliyorum yani şey oluyorum. Yani ben de öyle hani normal gazeteci değiliz. Ben gazeteci falan filan değilim. Başka bir hani hasbelkader işte bu işi güce Nihat abi Erdem beraber kurduğumuz, yaptığımız, ettiğimiz bir iş faydası oluyordur inşallah. Ben de öyle yani şey değilim. Kontrol edemiyorum yani adam oradan bir şey dese bilmem ne yapsa. Onun için şerefsizim yorumlara bile bakmıyorum. Bakmaktan kaçındırıyorum kendimi. Bebelere, şeylere, çocuklara söylüyorum ki hani oğlum şey bak dengemizi bozacak edecek şeyleri sokmayın. Kaldırın.
Çünkü oraya takılır kalırız ederiz, işimizi yapamayız. Yani iş yapmak Yok istiyoruz bak ben sana ortada. bir şey söyleyeyim mi? Ben şimdiye kadar bir tane yorum silmedim. Bir kişi bile engellemedim. Güzel bir Sıfır. şey ya. Güzel bir şey. Vallahi iyi Ve ya. hiç kim yani bunu da şey edindim böyle hiç. Bazen deniyorlar işte engelleyene kadar işte trolleyeyim, sıkıntı çıkarayım. Bakıyor engellemiyorum bırakıyor. Hiç kimse engellemedim. Hiç kimsenin yorumunu da silmedim. Ne diyorsa dur. Ha, bazı gerizekalılar şey anlamıyor. YouTube'un şey algoritması var. Sövdüğün zaman YouTube otomatikman yorumunu kaldırıyor Ha, mesela. Bunu doğru. anlamıyorlar. Yorumu sildi zannediyor. Neden korkuyorsun falan gibisinden. Bazen yorum görüyorum böyle özgüvenli. Arkadaşlar ben yorumlara bakamıyorum. Yani 1500-2000 kişi olduğu için kime bakacaksın? Yani oturup da senin yorumunu orada seçip seçecek halim yok. Sen Doğru sövsen söylüyorum. de Biz, sövmesen bize de de. öyle şey gönderiyorlar. Soruyorum bazen. Lan diyorum ki bak bu adam şöyle bir şey. Neyi sildiniz falan filan. Diyorlar böyle böyle sistem küpürü ya da Siliyor saldırgan içerik anında falan diye. anında. He. Bir de her iki Öyle bir şey. lafında küfür olduğu zaman o zaman sileceğini tahmin et güzel kardeşim yani o kadar aklın olsun senin de. He, bir de doğru düzgün bir şey yaz oğlum. Yazıyorsan doğru düzgün şey yap. Yani doğru düzgün cümleniz yok mu yani Hiç küfür zor eden? şeyim yok biliyor musun? Hiç sıkıntım yok. Ben hatta seviniyorum böyle ciddi ciddi birisi böyle paragraf paragraf yazıyor. Diyorum ki tamam benim yaptığım işi ciddiye almış. Hak ettiği değeri vermiş yani. Oturmuş mesela kaynaklara bakmış. Şöyle yapmış böyle yapmış. O zaman izliyorum gerçekten bakıyorum ne dedi ne oldu diye. Ama yani çıkıp da bazı 3 tane tayfa var tamam mı? Birincisi solcular. İkincisi bu sağcılardan. Üçüncüsü de PKK'lılardan. Solcusu toplam benim 60 tane videom var. 2 tanesini izler sadece. Diğerlerini bilmez. Bilmek de istemez. Bu işte Yılmaz Güney. Bir de Eren Erdem videosu var benim bir tane. O. Sabah Evet. akşam onunla yatıp kalkar. Bütün gün yani hangi video yüklersen yükle adam gelir oradan. Onu yazar oraya. Bu var ya bu işte zamanında böyle yapmıştı. Bu böyle şerefsiz bir adam falan filan gibisinden. Halbuki Hastalıklı bir kafa var hakikaten ya. Dün biz adam Pelin takmış, takmış abi ona. deli la. Dün biz Pelin Gündeş eski AKP milletvekili onunla program yapıyoruz. Kadın eskiden işte AKP'de bir dönem milletvekili yapmış. Ama öyle bir yere gelmiş ki o yaptığı dönemlerde de o zamanki yapıyı da AK Biliyorum abi ben Parti'nin işte yayınlarınızı izledim. ha Şey kadın bunu ondan anlatmaya geldi ya o çalışıyor. işte Vay mülteci anlaşmasında Davutoğlu'nu aynı. kandırdılar etle falan oradan ben biliyorum. Ha. Kadın şimdi bunları deşifre ediyor. Oradan yazıyor. Zamanında AK Parti'de lan yapmış etmiş de gelmiş şimdi başka bir cepheye gelmiş. Sen daha oralarda neyle uğraşıyorsun? Ya ona tukaka de buna tukaka. Ya günahları ortaya çıkartıyor. Söylüyor bilmem ne yapıyor falan. Yani başka bir şey. Şimdi yaparsa bir suç günah yapışalım boğazına. Bu başka bir şey. Ama şimdi şeye Pelin Gündeş'e gelene kadar memlekette Bülent Arınç'lar, Melik Gökçek'ler, bilmem gıllar, tüyler, bin tane adam ortada. Yakaladık ya bir gariban gelmiş ya buraya. Dur biz vuracağız. Sıkıştıralım onu. Nasıl zora sokacağız falan filan. Benden öyle istiyorlar falan. Derdimiz o değil ki. Ya şöyle abi gazeteci burası bak bunu birkaç kere daha söyledim. Ben mesela bir ara Furkancıları yayına aldım. 6 saat Furkancı konuşturdum. Ve Furkancı ben moderatör olduğum için artık tartışmaya girmedim. Çünkü niye ben moderatörüm? O noktadan sonra artık. Objektif kalmak zorundasın. Ona da hakkı tanımak zorundasın ki mağduriyet kasmasın diye. 6 saat konuşturdum. Elemanlar yine çıkıp şey dediler. Mağduriyet kastılar. Bunlar işte istihbaratçı falan filan sonra da tutuklandı ya bunların şeyi. İşte bu bunu Evet. önceden biliyordu falan filan da çok zor değil onu tahmin etmek yani istihbaratçı olmaya gerek yok. O şeyi Alparslan Kuytulu almalarını tahmin etmek için. Çok zıplıyordu çünkü. Şimdi bu noktada insanları memnun edemezsin zaten. Ben o yüzden biliyorum mesela 3 tayfa vardır. Sürekli aynı şeyi söyler. İşte Erdal Eren, Yılmaz Güney bunların videosunu yaptın sen. Ben bir sürü şu kadar videoda ben onları izlemedim. O zaman yürü He. git hadi tamam. Ha. İşine. İkincisi gelir. İşte ben tarikat diyorsun izledim. Sen ehli sünnet Müslüman düşmanısın. Sen İslamiyet düşmanısın. Zaten ateistsin falan. Dün birader ben ateist değilim. Ama işte arkadaşlarım vardı ateist olan. Ne tamam onlar arkadaşlarım. Ben değilim. Başka videoları izledin mi? Yok. Ben sadece onları izledim. Yani onu ilgilendiren kısma geliyor. Yani kafası o şekilde çalışıyor. Gidiyor bakıyor bu ne söylemiş. Yani sen varyansın olarak bütün partileri sallıyorsun örneğin. Herif geliyor sadece mesela CHP salladığını izleyip ona kızıyor. Veya AKP salladığını izleyip ona kızıyor. AKP Öyle. salladığın videoyu izliyor. Diyor ki sen diyor niye CHP eleştirmiyorsun? Sen CHP'nin maaşlı trolü müsün falan. Öyle diyor bana mesela. Reis'e bir cümle söyleyemedin. Ya da devlet bak. Lan diyorum ki memlekette bizim söylediğimizi Ya bir söyleyen şey var abi başka. onu da fark ettin mi? Devlet Bahçeli şeyleri var, takıntıları var. Onu da yeni fark ettim. Hani Devlet Bahçeli'nin daha önemli pozisyonu mu oldu da ben mi bilmiyorum. Çok önemli bir şeydim şu anda. Sürekli onu soruyorlar. He, Devlet şeyle Bahçeli'ni test niye edilecekler. eleştirmiyorsun? De işte ne biliyor musun? Kışkırtma etme falan filan. Hadi devlet var bir şey
Kan Ha, Tayyip davası Erdoğan'ı yaratacak. anlarım Hasım bak. kadın. Tayyip Erdoğan'ı anlarım. Çünkü ülkenin en bir numaralı önemli ismi. Onu anlarım da yani Devlet Bahçeli'ye takıntılı bir tipler gördüm son zamanda. Hani mantık yok çünkü eleştirme de eleştiriyor zaten. Ama şey yok yani benim için Doğu Perinçek'i ne kadar eleştiriyorsam şu an onu da o kadar eleştiririm. Aynı Ya pozisyondalar çünkü. bunu bir de bize suçlama olarak söyleyenler var ya, yemin ediyorum şeyde, banyoda, tuvalette kendi başlarına sesli olarak bir cümle söyleyemeyecekleri yerde senden şey bekliyorlar. Kılıcı alsın oraya, saldırsın buraya. Bizi zihinsel özürlü diye düşünüyor herhalde. Oğlum, siyasal iktidarın eleştirisi de muhalefetin eleştirisi de en akılcı şekilde ve verilerle yaptığımız ettiğimiz bir şey. Bizden kahve delikanlılığı beklemeyin yani. Hani o değil derdimiz. Bir de dediği gibi sorumluluk sahibi kimlerse onların üzerine çıkıp rol alır. Çıkıp şunu yapar. Geçenlerde işte şeyi konuşmuştu. İdam kararı gelsin ben dedi şey yaparım falan. Çıktım dedim ki kendi milletvekiliniz şu tarihte şunları 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 söyledi. Sayın Bahçeli, sayın milliyetçiler, MHP'liler bakınız ediniz. Herkes her şeyin farkında bilmem neydi. Ama dönüp dönüp odağı oraya yapmanın hani, odak nere? Saray. Odak nere? Siyasal iktidar. Odak burası. Odak nere? Siyasal iktidara muhalefetim diye 6 tane 36 tane bir araya gelmiş yapının bize sunduğu proje. Oraya bakıyorum bok. Buraya Abi bakıyorum bok. zaten Devlet Bahçeli'nin 74 yıllık hayatına en büyük eleştiri şu anda kendi varlığı yapıyor. Güzel cümle. Ben daha büyüğünü yapamam Daha ne desin yani? Ha, yani. daha ne Daha büyüğünü diyelim yani? yapamam. Vallahi billahi. Yapıyoruz da hani daha büyüğünü yapamam o Tabii. manada. Ya şey değil. Ben biliyorum yani girdiğim zaman bakıyorum adam Kürtçüyse belli. Adam müziği sürekli Kürtlere sallıyor. Bu bakıyorsun yani böyle bir şey de yok. Belli o adam o Kürtçü kafada biri. Diğeri geliyor diyor ki ya işte ülkede bu kadar sıkıntı varken böyle tam Türkçü tayfa da var böyle tam yamtar böyle. Onlar da diyor işte sen işte yayına girdiğin bir adamın girdiği bir yayında birisi şöyle demiş Kürtçe hakkında. Kürtçe diye bir dil yok falan diyor. Sen niye buna müsaade ediyorsun? Bir de onlar var. Giriyorsun Elif takmış şeye. Ya bu nasıl bu adam hala nasıl Müslüman ya ben ateist olarak buna hala şüpheli yaklaşıyorum falan. O tayfa var. Bir tanesi geliyor bu adam diyor Trabzonlu bunun adam olma imkanı yok diyor. Tövbe estağfurullah, Bunlar tövbe billah. geliyor. En mantıklı eleştiri şeyden geliyor. Ben her izlediğini giriyorum. Ön yargıyla kontrol ediyorum. Evet doğruları konuşuyor. Yaptığı iş doğru. Ama ben ön yargılıyım. Bu çünkü dürüst. Tamam, Namuslu. ben diyor sevmiyorum diyor. Ama He. yaptığı söylediği doğru diyor. Ben buna bir şey demem. Bu doğru bir eleştiri çünkü. Doğru bir eleştiri. Bunda diyecek bir şey yok ki Tabii. adam doğru eleştiri yapmış. Veya şey diyor bir çıkarım yapıyorsun mesela. Ben o çıkarımla katılmıyorum. Çünkü şu sebepten mesela. Kenan Evren konusu çok olur. Kenan Evren konuşulduğu zaman hemen yazar. Aa ben o şekilde düşünmüyorum. Şundan şundan dolayı falan. Bunlar tartışmaya açık konulardır zaten. Bunlar salt bilgi olarak sunulmaz. Bunda da bir sorun görmüyorum. Ama bu diğer tayfa ciddiye alacağım insanlar değiller. Değiller. Gerçekten ciddiye alacak insanlar değiller. Çünkü seni bir sarmalın içine çekiyorlar. Ben o yüzden o Aynen. tartışmaya hiç girmem. Sarmal dedikleri bir şey var. Sistem var bunların. Ben o Atatürk düşmanlarının bir yayına girdim. 6 saat benim 6 saat değil, pardon 2 saat mi ne? Benim mikrofonu sürekli kapatıyorlar, konuşturmuyorlar. Konuştuğum zaman da kaynaklarıyla per ve perişan ediyorum bunları. Adam bir şey Şerefsizim, ben söylüyor. ona bir şahit olduydum ve ben deli oldum. Lan nasıl sinirleniyorum lan, bunlara ne söyleyeyim ne edeyim falan. Yani la dedim ki biz buralara girmeyeceğiz ya. Bunlara selamünaleyküm dememize gerek yok yani. Ama ne yaptım? Dedim ki bir iddia attı ortaya. Dedim kaynağı ne? Bulamadılar böyle şey aldı. Çünkü alışık değiller. Ama şu da var dedim. Aması yok dedim. Senin bir iddian var. Ama şu demeye başladığın anda o sarmal dediğimiz şeye girer. Buradan uyarayım arkadaşları. O bu tip insanlara müsaade etmeyin. Sarmala çektiği zaman seni her zaman hayır. Birinci soruda. Orada kal. Sarmala çekerse seni ama şöyleydi ama böyleydi. Peki onu bırak bu neydi? Peki şunu bırak bu neydi der. Seni çekmiş olur. Daha da artık yüzeye çıkamazsın. Tartışma olmaz oradan. Çünkü sen her ispatladığında ama bu vardı diyecek sana. Evet. Orada mesela şey diyordu adam. Hiç unutmam. Atatürk için işte efendim İsrail'in oyunları falan filan klasik. Ne demişti? Demişti ki işte İsrail'in ikinci pardon İsrail'in kurucusu demişti Weizmann için. Atatürk için demiş ki biz işte biz İsrailler, Yahudiler iki tane ülke kurduk. Biri İsrail, biri Türkiye. Şimdi adam bir kere dedim girdim içeri dedim adam birinci başbakan değil ikinci başbakan. Adam bir kere Siyonist ama Siyonistlerin iki tane grubu var. Bir tanesi Osmanlı'nın ayakta tutulmasına yönelik bir grup. Yani senin teorine de uymuyor. Üçüncüsü olarak bu adam bunu nerede söyledi Allah aşkına bir kaynak verir misiniz? Tamam teşekkür ederim. Abi Ha. aradan geçiyor dakikalar. Dedim kaynak nerede? Bakıyor arkadaş. Sen bir de buna cevap ver kardeş diyor. İşte ne bileyim 1938'de işte şapka kadını birader bir dur. Bak sarmal.
Bir dur. Sen şimdi bir iddia attın ortaya. Bunun cevabını vereceksin. İşte bizim yasalarımızda şey mi girdiydi de işte Fransa'da yasal dedim. Birader bir dur. Onların da cevabı var ama şimdi vermeyeceğim sana o cevabı. Sana o lüksü tanımayacağım ben. Sen bana önce bir iddianın cevabını vereceksin. Hatta sen sıralıyorsun, diyorsun ki Ahmet sen dur, sana şimdi cevap vereyim. Mehmet dur. Lan cevap vermeye başlıyor, tık. Başka bir soru giriyor, konuşmayı kestiriyor falan. Sarmal, Sabote sarmal ediyorlar. diyorlar abi ona. Sarmal diyorlar ona. Sonra ne oldu en son? 6 kişi orada büyük büyük konuşuyorlardı. Cevap veremediler. En son ben dedim ki çıktı, dediler ki şey işte Rıfat Bali falan dediler, böyle kaynak falan vermeye kalktılar. O kaynağı da ben biliyorum çünkü zamanında çok okuduk bunları. Yani 2014-15'lerden, o zamanlardan. O kitapta şey Museviler hakkında, Yahudiler hakkında Türkiye'deki komplo teorileri. Yani kitabın içerisinde bunu komplo teorisi hikayesi olarak anlatıyor. Adam bunu kaynak almış. Tabi okumadığı için bilmiyor öyle olduğunu. Bir sitede kaynak almış onu. Yani bir sitede biri paylaşmış, kaynak bu demiş. O da kaynağı oradan kopyalıyor. Bunu da ben söyleyince medeni bir insan daha insan arasına çıkmaz. Bunu yaşadıktan sonra. Ama onlar devam ettiler oradan Atatürk'e sallamaya etmeye falan. Ben dedim ki ondan sonra tamam birader. İyi geceler. Hadi bakayım kendinize iyi bakın. Çıktım. Çünkü yapacak bir şey yok. Sarmalla çektirmem kendimi, aptal değilim ben. Bir soru sorarım, bir kaynak alırım. Eğer bazıları kızıyorlar, sen onu bırak işine bak diyorlar. Hayır abi, 30-40 dakika boyunca oturur kaynağını sorarım o zaman. Yemin ediyorum bak, gerçekten yaparım. 30-40 dakika sana sürekli kaynağı sorarım. Tartışmaya girmem, hiçbir şeye de cevap vermem. Sen önce birinci iddianı, kaynağını vereceksin ki ben seni adam yerine koyayım. Böyle böyle abi terbiye edeceğiz bunları. Yapacak bir şey yok. Zaten yapılan videolarda bilmem nelerde de ben iyi terbiye edildiğini düşünüyorum abi. Yani o kadar güzel Ya işler olsa çıkıyor ki bak, ortaya. ben 1,5 senedir mi ne yapıyorum? Yani bilen ülke çapında biliniyor, tamam mı artık? Video yaptığın zaman 100, 200, 300, 400 bin, 500 bin izleniyor. Biliniyor ülke çapında, tanınıyorsun, ne diyorsun? Çıkıp biri çoktan şu 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 yanlış diye mutlaka oradan primini de alırdı. Bunları peki tam iyi söyledin abi. Bunlar İngilizce ve Almanca olarak da seslendirip yapmayı düşünüyor muydun Almanca hiç? yapıyorum. Almanca yapıyorum. Almanca yapıyorum, hatta 4 tane mi ne video yaptık. Arttıracağım. İngilizce de gelecek. Bir de birkaç dilde daha benim hakim oldum. Onlarda da yapacağım. Ama işte enerji gerekiyor. Çünkü Türkçe videolar direkt çevirmiyorum. Orada oraya göre. Yani Türkiye'nin oradaki Ha, politikasına göre. tam Mesela birebir. PKK'yı anlattığın zaman birden derinden başlamanın bir anlamı yok. Adam PKK'yı terör örgütü olarak bilmiyor öncelikle. Tabii mesela Adam da PKK en Öcalan'ı bilmiyor. önemlisi. Anladın mı? Onları bilmiyor adam. Önce onu anlatacaksın ona. Yani Doğru. yüzeysel. Yani bize göre yüzeysel tabii, onlara göre değil. FETÖ'yü falan çok iyi anlatmak lazım abi. Koca devlet anlatamadı yani, yemin ederim. Ben hayret ediyorum Konusunda abi. PKK'yı da anlatamadılar. PKK'nın bir diasporası var. Tabii. Yani adamların her yerde vekilleri var. Ve bunun panzehiri 50 kere dedik dışişleri falan değil. Direkt diaspora. Yo, Direkt bir Türk diasporası. İsviçre ile Finlandiya'yı anlatmış reis herhalde. Baksana büyük bir bayram havası esti yani memlekette. Bir ne anlaşma ne şey olduysa yani İsviçre ile Finlandiya. Onu Abi bir konuştuk şeyle, Beyaz Karataş komutanla yayın yaptığımız günü. yemin ederim hayrete düşüyorum ya. Aklımızda da Avrupa'ya bu işi nasıl anlatmak lazım pekerlik? Nereden Genç girmek lazım? nesil bir diaspora gelir. Devletin yapacağı bir iş değil bu. Devletin yapacağı bir iş değil bu. Burada yapılacak olan, orada senin nüfusun var. Çok yüksek bir nüfus var, Türk nüfusu. Gençlere özellikle milli bilinci aşılayacaksın. Ve orada bir diaspora oluşturacaksın. Ancak öyle olur. Yurt dışına bir diasporan olacak. Dün gece yurt dışından işte Amerika'dan bir tane kardeşimizle, Çorumlu bizim Alacalı bir kardeşimizle görüştük. Pilot. O da çocuk var ya yani, inanılmaz vatan. Yani inan, bunlar hani yurt dışına gitmişler, çalışıp Türkiye'ye dönmüş. Bütün bağları, aileleri falan burada. Bir ayakları burada olan. Yani yurt dışına gidip de o Johnny'leşenlerden değil yani. Yani çocukların bütün derdi şey işte. Orada bir birliktelik bir yapının olmaması. Diyor ki çocuk, Çinliler mesela gelmiş abi diyor, Çin Mahallesi diye bir yer kurmuşlar. Adamlar orada diyor en azından kültürünü bilmem neyini yaşıyor. Nefes alabiliyor. Ya biz burada diyor evin olsun diyor, barkın olsun diyor. Ama diyor yalnızlık diyor inanılmaz bir şey. Ya ben Türk devletine hayret ediyorum ya. Yani bu çocukları bir araya getirecek, edecek ocak, yurt, dernek bir Çıkar şeyler. çıkar abi şey çıkar hep çıkar meselesi. Şu an iktidardaki biliyorsun yurt dışındaki bütün şeyleri, organizasyonları,
bazı vakıflar üzerinden kendi elemanlarını, kendi çocuklarını gönderiyorlar. O çocuklar da yurt dışına gittiği zaman Türkiye'den orada bir şey yapmaya gitmiyorlar, yiyip içip gezmeye gidiyorlar. THY üzerinden neler çevirdiler biliyorsun. O arkadaşların profillerine bir girin bakın. Dışişleri için yurt dışında çalışan arkadaşların, genç olanların özellikle. Torpille gidenlerin. Gidin bakın nasıl hayat sürüyorlar. Oradaki insanların sürdüğü şey böyle Instagram hayatı var ya öyle. Gezme, tozma, yeme, içme. Öyle bir devlet görevi, milli bilinç falan öyle bir şey yok. Evet ya. Vallahi içimiz parçalanıyor ya. Vallahi Gir içimiz gir parçalanıyor. bak abi Instagram sayfaları var. Profilleri duruyor. Hani hangi enayi devlet görevinde böyle bir sosyal medya profili açar da paylaşır o da ayrı konu. Paylaşıyorlar. Özellikle Amerika'ya gidenler. Yani torpille gitmişler. Orada iş yapmaya gitmemişler. Yiyip içip gezmeye gitmişler. Öyle. Sen orada yerel adam seçeceksin. Avrupa'da da Evet. en büyük sıkıntı o. Halen de temsilcileri Türkiye'den gönderiyorlar. Sen oradan seçeceksin. Oranın Türklerinden. Dili bilecek. Yöreyi bilecek. Oradaki siyasi iklimi bilecek. Oradaki insanları tanıyacak. Ülkeyi tanıyacak. Öyle yapacaksın. Ya Bu elçilikler, Ermeni diasporası konsolosluklar diyoruz bile ya. sahip çıkmıyormuş Ermeni abi ya. diasporası diyoruz ya. Konsolosluklar zaten ben kaç kere yaşadım. Bazıları var. Yalan değil. Bazıları var. Ama bana mesela en çok desteği olan her zaman iş adamı arkadaşlarımız oldu. Abilerimiz oldu Evet. mesela. Gidiyorsun. Sen de iş yapıyorsun. O da iş yapıyor. Bir ulaşıyorsun ona. Bir hiç tanımadın adam. Dünyanın en ücra yerinde yaşadığım bir olay. Adam Türk. Kayserili. Buluştuk adamla. Ne yapıyorsun burada biraz? Ama şöyle böyle işte tanıştık. Adam bizi getirdi yemeği etme. Her halta yardım etti bize. Lojistik konusunda yardım etti. Tanıdıkları araya soktu. O ülkeyi biliyordu çünkü bulunduğumuz ülke. Her yerde yardım etti. Konsolosluk falan o kadar yardım etmez. Yani bizde bu milli şey var. Birbirine tutunma, birbirini destekleme var bizde. Yok değil. Ama işte bu konsolosluklarda şurada burada kendi adamlarını, kendi gençlerini gönderdikleri için onların hayatları da genelde şey zorluk görmemiş tipler onlar. Bakıyorsun böyle yaşam tarzlarına. Çok garip bir yaşam tarzları var. Hani değişik bir yaşam tarzları var. Çok yüzeysel bir yaşam tarzları var. Yeme, içme, gezme. Bir de fotoğraf paylaşma. Bu adamlar devlet görevi, Evet. milli bilinç falan öyle gitmiyorlar. Hiç farkında değil. Yani kulağından çeksen adam bir şey yapamaz. Çocuk sana anlatamaz neyin ne olduğunu. Ama işte yurt dışında görev yapıyor. Falan filan. Ermeni diasporası diyorsun mesela. Hiç inceledin mi? Ermeni diasporasının motoru Amerika'dakiler. Orada yerli olmuş Ermeniler. Ermenistan'dan adam göndermiyorlar oraya. Ermenistan zaten şey, fakir ülke yani. Oradan yetişecek adam gidip orayı yönetemez diasporayı. Oradaki Amerikan imkanlarından hem maddi hem işte eğitim konusunda faydalanıp oradan yetiştirdiler diaspor adamlarını. Sen de aynısını Avrupa'da yapacaksın. Senin milyonlarca gencin var Avrupa'da. Bunlar da yapacaksın aynısını. Egemen Bağış'ın mesela konsolosluk yaptığı, elçilik yaptığı yerde Türk milli şuuru yükselebilir mi ya? Ya Ben başka kardeşim. olay anlatayım sana ya Münih'te. Yani son bir örnek verelim. Münih'te bir şey bir hanımefendi paylaştı. Twitter'da sonra sildirdiler kızı. Meşhur bir şey. Münih'te şeyde BMW'de çalışıyordu kadın. Arasını paylaşıyor işte Türkçe siyasi paylaşımlar yapan bir kadın. Ben de oradan gördüm. Sonra tabii özelden yazdım ne oldu ne etti falan diye. Çanakkale şey var anması mevzusu var. Bu da diyor ki kadın buradakiler Çanakkale'yi bilmez. Bana anlattı o. Gidelim Türkiye'den bir sergi getirelim. Burada sergisini yapalım Çanakkale'de. Oraya gidemiyor insanlar sonuçta. Çocukları toplayalım Evet. gitsinler görsünler bu sergiyi. Bir de tarihçi getirelim bir tane. İlber Hoca mı neydi artık? Bilmiyorum, tam hatırlamıyorum ya. İlber ya bir tane daha böyle bir profesyonel şey bir tarihçi. Gelsin anlatsın. Gidiyor bunun için başvuruyor. İlk başta tamam güzel fikir falan diyorlar. Kadın organizasyon yapıyor. Sonra bunu tekrar kültür ateşesine çağırıyor. Kadını inanılmaz derece fırçalıyor. Allah Allah. Sen kimsin? Ne sanıyorsun kendini? Bu ne ya? Sonradan Bizim şey elçilik yapıyor getiriyorlar. bunu yani. Öyle mi abi? Tabii oradaki tabii bizden. Ondan sonra şey getiriyorlar. Neydi bu herifin adı? Açın gazları falan. Vardı ya bir tane. Abdurrahman Uzun mu YouTube'da? Bilmiyorum abi. Bir tane Ha. çocuk var YouTube'da trollük yapıyor AKP için. Onu getiriyorlar. O orada sempozyum veriyor. Bir Vay tane anasını. tarihçi değil de şey var mesela. Ben bir videoda yedim onu şey. Tetikçilik yapıyor. Onu getiriyorlar oraya. Bu adamlar dehşet paralar ödeniyor. Bu Abdurrahman Uzun İskandinav ülkelerine bile gidiyor UET'den. UET'de organizasyonu var ya orada. UET'de Abdurrahman Uzun'u getiriyor İskandinav ülkelerine. Lan Abdurrahman Uzun kim? Ne anlatacak? Kim? Yani sen hangi tarihçinin, hangi akademisyenine bu kadar destek çıktın, uluslararası getirdin, şey yaptın, Türkleri burada şey versin diye de Abdurrahman Uzun'a inanılmaz paralar akıtıp yurt dışında gezdiriyorlar.
Abdurrahman Uzun araştırmacı yazarmış. Abdurrahman Uzun araştırmacı yazarsa ben araştırmacı yazarın kralıyım. En Şimdi şey büyüğüm. yap yaptıkları Benden büyük gibi yok abi o zaman. tabii şimdi Cevher Güvenleri büyük gazeteci olarak Adem Yavuzlar büyük gazeteci olarak işte şey Ya yapıyorlar ya abi. adamlara bak abi tekst gelmiş. Tamam adam tekst okuduğunu şeyden anlıyorsun. Telaffuzunu yapamıyor okuduğu şeyin. Bu ne demek? Bunu sen yazmadın demek. Tabii. Şey değil bak ağzın dilin sürçer. Ben de bazı dilim sürçüyor videolarımda. Çok var. Özellikle Türkçenin bazı şeylerini tam şey değilim. Doğal olarak Ben çünkü belli bir yaştan sonra Türkçe şey süper yapıyorsun. Türkçe kullanırım. Acayip yani biliyorsun. Dilin sürçer o değil ama adam çok önemli kilit noktaları yanlış söylüyor. Çünkü okuyor belli. Kendi yazmamış onu. Kendi şeyi değil. Belli akıyor. İfadeler, tanıklar akıyor mu? Bu gazetecilik değil. Ama Bu adamların anlatıcılık. itibarı nasıl ya? Adamların itibarı hayret ediyorum. Adam yazıyor ya. Ya Cevheri Güven bunu şöyle söyledi falan. Ya halen anlatamadık biz bu adamları ya. Ya bunların içinde ben namuslu gördüm ya da düzgün gördüm. Ahmet Dönmez var. O da uzun zamandır yapmıyor. Bunu yaşadığı ülkede bir dövdüler. Başına FETÖ yine büyük işler getirdi falan. Onun dışındaki bu tayfanın çok tehlikeli bir iş yaptığını, Türk devleti bile teşhir etmiyor. Hani Türk medyası bile teşhir etmiyor bu adamlar ya. Hayret ediyorum ben ya. Ya çünkü duymak isteneni söylüyor. Onun zaten Cevher Güven'in mesela kalıp cümleleri vardır. Sürekli araya sıkıştırır onları. Yani kalıp cümleler. Çünkü işte burası böyle oldu. Çünkü niye? Çünkü talan. Çünkü işte memleket batıyor. İşte bu yüzden oldu. İşte para konusu oldu mu? Zaten bunların hepsi anlaşılır. Bunların hepsinin derdi para falan böyle bir. Özellikle eski FETÖ'cülerden daha fazla nefret ediyorlar. Çünkü bizi sattılar Tabi. kafasında onlar. Tabi. Mesela şey diyorlar ya Mehmet Ağar eleştiriyor falan. Cevheri Güven'in Mehmet Ağar'ın yaptığı hiçbir işte sorun yok. Cevheri Güven'in Mehmet Ağar'la yaptığı hiçbir işte sorun yok. Cevheri Güven'in Çok güzel sorunu Mehmet tespit. Ağar'ın bunları satması. Çok güzel tespit. Fethullahçılar onlara şey yapmazlar, kızmazlar yani. Onun kızdığı şey bizi niye sattın? Biat eden adamın bütün günahlarını affeder onlar. Evet. Anlatabiliyor muyum? Orada nefreti görüyorsun suratına zaten. FETÖ'ye karşı biri olduğu zaman nasıl saydırıyor? Olmadığı zaman böyle anlatıyor. Hikaye anlatıyor, masal anlatıyor. İnsanlar da onu seviyor. Yani bilgi, salt bilgi istemiyor ve diyor hap gibi diyor söyleyeceğim size diyor. Hap gibi bilgi aktaracağım size diyor. Millet de ver ağzıma diyor. Bu Aynen yani. öyle. Yemin ederim. Onu izleyen eden adam da tamam diyor artık dünyayı ve Türkiye'yi çözdük. Dünyayı ve Türkiye'yi Ya öyle onlardan anlatıyor. çözüyoruz. Çözülecek şekilde adam 6 tane Sedat Peker videosu yapmıştı da o zamanlar. Şimdi olmuştur 14-20 tane zaten oradan büyüdü. Bakıyorsun ilk başta anlattığıyla hiçbir videosu uymuyor. İkinci videosu hiç uymuyor. Üçüncü videosu tamamen farklı. Adam her çeşit iddiayı ortaya atmış. Şimdi bir düşün bakayım. Tutarlılık var mı? Adamın hiçbir videosu diğerini tutmuyor. Yani Sedat Peker'i bir Tayyip Erdoğan konuşturdu dedi. Sonra Süleyman Soylu konuşturuyor dedi. Zaten sonra Sedat Peker Soylu'ya şey yapınca yönelince Soylu'nun içinden geçince bu sefer o videoyu da kaldırmadı bile yani utancından. Hala duruyor videosu. Süleyman Soylu konuşturuyor Sedat Peker'i diye. Öyle bir tahmin yürütmüş ilk başta. Bunda böyle hap gibi bilgi, gerçek bilgi falan diye sunuyor. Sonra Nasılsa Hulusi bizim Akar Türk milleti konuşturdu. de bir haftada unutuyor. Geçen hafta ne Tabii unutuyor bir söyledi? hafta unutuyor. O şeyine bakıyor orada. Ekmeğine bakıyor. Ondan sonra Hulusi Akar dedi. MİT dedi var arkasında. Evers hafta. Sonra Doğu Perinçek var arkasında dedi. Sonraki Evers hafta Doğu şey var. Veli Küçük var dedi. Sonra hiçbir yok dedi. Yani bir insan bir düşünür. Ben bu adamı izliyorum da bu adam bana ne anlattı? Milletin bunu sorgulaması gerekiyor. Çünkü doğru bilgi bilmek zor. Yani ben bilmiyor muyum her duyduğum halt hakkında video çekmesini? Evet arkadaşlar böyle olmuş. İşte öyle olduğu için öyle olmuş. Zaten böyleymiş diye video çekmesini bilmiyor muyum? Ben Ya deli miyim 50 yere teyit etmeye çalışıyorum? bir de Çünkü ortada Sebahattin bir... Özkibar şeyi var ya metodu mesela işte şu ajan mıydı falan mesela manşetten bir şeye giriyor falan filan en son yeri Onu medyaskop değil. yapıyor. Medyaskop yapıyor. Bu onlar ayrı Acaba tehlike. AKP'ye destek Sebahattin oluyor yine olabilir mi? bizdendir. Tabii. Tamam, medyaskop yapıyorum şimdi. Ortaya atıyor başlıkla işlerin alakası yok falan böyle. Çeşitli pazarlama kanalı. Sohbet grubuna bakacaksın ne abi? Sana sorular morular falan geldi mi? Ben sohbet grubunda şey söylüyorum yani sohbette ilgili olan arkadaşımız Erlik. Erlik bakıyor. Cevap verip vermemek onun hakkı. Ben bir Ya şey demiyorum. şey cevap veririm de hani bugün biraz yorgunum belki okuyamam.
Tamam abi, sen bilirsin nasıl diyorsan. Ama Sen çok evet, önemli sordukları bir büyük şey işte. varsa belki. Yo, ben bilmiyorum, ben bakmıyorum abi. Senin yani Ya dikkatini şey önem çekiyorum şimdi. veriyorum ya. Onu yazarlar şimdi neye kızıyorsunuz ediyorsunuz da. Arkadaşlar şey önem veriyorum. Ya bir insanı benden de nefret edebilirsiniz. Sövüp sayabilirsiniz. Pek umurunda olmaz zaten. Çok da seviyor olabilirsiniz. O da umurunda olmaz. Ama oturun bakın. Bir kaynak konuşuyor. Karşı teyit yapılmış mı? Kaynak nedir? Ya. Emeğe bir Ne değer anlatıyor? vermek lazım. Ya ben bak emeği zaten sallamıyorum. Bak ben bir hata videosu yaptım. Oradaki orada 55 tane gazete var. Arşivden çıkarmışım. Hani 100'den fazla belge var. O belgelerin hepsi de böyle şey 9-10 sayfalık. İşte CIA raporları falan filan. NATO raporu bile var. Menderes'e yazılan mektup bile var. Hatta geçen bir tane arkadaş akademide bir şey yazmış. Benim çıkardığım şeyi belgeyi kaynak almış. Yani senden gördüm diyor. O belgeyi direkt kaynak aldım. Şey yap diyor. Kusura bakma hani ben direkt kaynak verdim orayı seni değil de. Çünkü sen anonimsin size nasıl kaynak vereyim diyor. Direkt de orayı kaynak verdim. Eyvallah canı sağ olsun. Ya bu Hatta kadar Hatay'da uğraşmışsın. senden konferans istiyorlar. Abi diyor, erlik gelip burada konferans verir mi diyorlar. Erlik dedim, ben ne bileyim oğlum. Biz bilmiyoruz adam. Ya Hataylar çok izledi tabii o videoyu. Direkt onların Tabii şeyi, orada. onların alanı. Hani birçok noktada doğrulanmış hissettiler kendini son parçasını ama tarihi olarak da lan bu kadar tartışmalı bir yer miydi burası? Hani bu kadar mı emekli alındı? Bir de sürekli şeydi. Amerikanlar sürekli bastırıyor almak için. Bizimkiler sürekli pazarına oturuyor. İskenderun Limanı falan filan. Ya Uzun işler geri yani. gidiyor ya Erlik ya. Hatay'ın durumu var ya, inanılmaz abi. Oralar inanılmaz bir duruma gelmiş abi ya. Vallahi ne yapacağız, nasıl edeceğiz buraların hepsini? Hangi birine yetişeceğiz bilmiyorum ya. Abi yapıyorsun yani bu şeyi. Bu videoyu içeriği falan böyle hani bitiyor. Adam diyor ki bunlar diyor bilinen şeylerdi. Veya bu yalan. Ne yalan diyorsun? Siz zaten hep yalan söylersiniz diyor. Bu sefer diyorsun ki siz kim? Tabii tabii falan filan böyle. Sonra merak ediyorum yani. Çünkü üç mevzu var. Ya Tayyipçi olduğumu söyleyecek gizli. Ya Tabi. işte Mason, Yahudi falan bilmem ne. Ya da Doğu Perinçekçi. O da vardı bir ara. Benim Doğu Perinçek olduğumu iddia ediyorlardı böyle. Hiç yakından değil. Sonra çevirdiler bu işi dediler. Ha, bu solcu teröristleri eleştiriyor işte. Asala masala bu dedi ülkücüdür kesin. Sonra baktık o ülkücü mafya falan anlatıyoruz şeylerde. Sedat Peker serisinde şurada burada. Mafya gruplarını şunları bunları. Adam ülkücü kökenli bunlar. Bu sefer dedi ki bu dedi kesin dedi Tayyip Erdoğan'a. Çünkü ne o ne o odur yani çıkar odur. O sefer baktık şeyi anlatıyoruz çıkarlarını. Bu da iyice kaypakmış dedi. Bir Bunun da hiç duruşu yokmuş. kategorizeye sokamadılar Anladın mı? Bunun da hiç duruşu yokmuş lan dedi. Bunun da Ne hiç duruşu yokmuş. Musa, Bu sefer de şey oldu. Duruşumuz yok oldu. Anladın mı? ne Musa'ya, ne İsa'ya derler ya. Yok abi, ne Musa'ya, ne Aynen. İsa'ya. Biz Türk milletine yaranıyorsak yeter. Bizim başka bir derdimiz yok Allah'ın izniyle. Hataylar başlamış bak yazmaya. Hatay'da yani canavarlar, inanılmaz insanlar var ama büyük sıkıntı var abi. Yani kabul edilebilir durum değil ya. Yani Hatay'ı, Adana'sı, Mersin'i kabul edilebilecek iş değil yani. Çıkmış yani iş Sivana'dan. Hakikaten burası işgal planı abi. Bu planlama, bu şey buradan. Burası ana gündemler yani. Bugün pek girmedik etmedik ama istersen ona dair de bir şeyler Gireriz söyleyelim. abi ya. Sen şey yapma gireriz. Özel yayın yaparız. Belgeleri tekrar toplarız. Ha. Zaten video duruyor da bir daha toplarız. Bir daha yayınlarız. Hiç sorun Vallahi yok. bak. Biz burada olduğumuz sürece. Ama şey önemli. Dosya dosya ilerlemek bence önemli. Bir sorunu halledip diğerine geçmek. Doğru söylüyorsun. Dağılıyor çünkü milletin Evet, morali de gidiyor. dağınık o. Millet zafer görmek istiyor anladın mı? Yani millet sen bir şey daldığın zaman adam oradan şey görecek. Tamam ben bir şey söyledim ve oldu. Ve il Evet. içte niye o kadar sevindiler? Yani çünkü bir şey Evet. geldi orada, karşılık geldi falan. Bunları da vereceksin ara sıra ki insanlar daha da iştahlansın. Evet Doğru yapabiliyormuşuz desin. söylüyorsun. Çok önemli. Hatay'da öyle oldu. Vallahi çok iyi oldu. Daha oraya girmeden tık haber geldi falan. Ah dedim işte. Çünkü senaryo bambaşka yere gideceğini gördüler artık. Senaryo bambaşka Ya onu yere o doğru gün gidiyor. de dedik zaten. O Mütöz de oraya girse büyük bir kabus olurdu Süleyman Soylu için. Çünkü millet orada hani hiç Türkiye'nin hiçbir yerinde görmeyeceği desteği görür orada Mütöz'de, Tabi. Hatay'da. Bilinçli olarak da çok durmadı Ümit Özdağ. Yani dursa orada yığınla başka bir şey vardı yani. Geliş, bilmem ne kanallar falan. Çabuk yani şey yaptı. Döndü etti.
Ya ben olsam onun yerinde 24 saat orada bir beklerdim yani. Bir şöyle bir otururduk. 24 saat sonra orada bir kahvaltı, bir çay. Bak biz de buraya geldik mi böyle geliyoruz derdik yani valla. Ya abi gün gelir onu da yaparız. Bizim şu anda Vallahi. yaptığımız zaten bir uyanışı şey yapmak. O uyanış Evet. yapıldıktan sonra kimseyi sıkıntıya sokmadan bu organizasyonlarla falan her yere yayıldıktan sonra milli bilinç yaşadıktan sonra niye abi festivaller düzenlersin? Çok doğru Çıkarız orada söylüyorsun. gençler de toplanır, soru cevaplar yapılır hep birlikte. Ha? Kamplar yapılır, edilir. Bunlar yapılır şeyler. Evet. Bunlar uzak şeyler değil. Çok doğru söylüyorsun. Bunlara ihtiyaç var. Bunlara ihtiyaç var. Ben de aynen katılıyorum sana Erlik. Ama bir de millet Şenlikler şey yapalım, bak bilmem ne. bizi diyor ya adam çocuk geçen paylaşmış abi seni izlerken işte bir bira almış bir çerez almış bir sigara almış. Alttaki diyor ki 100, kaç TL lan bu falan diyor. 100, 100'ün üzerinde diyor yani 150 falan bulmuştur diyor. Yani adamın seni izlerken yemesi bile sıkıntı artık. Onu bile yapamıyor. Hobi yapmayı falan bırak oraya gideceğim yani. Hobi mobi de yok. Adam sinemaya falan bile hiçbir şey yok. Hobi yok hiçbir şey yok. Bir Aynen enstrüman öyle. çalsa falan hepsi dert. Ne yapıyor adam? Bedava olan bir tek şey var. O da bizi izliyor adam. Bir Vallahi imkanı ya. var. Ne yapıyorsun? İnsanları sıkmıyorsun o yüzden. Sıkmadan. Eğlenceli şekilde. Morali de yüksek tutarak. Dostça. Ve Samimi yalnız olma, şekilde. evet, yalnız olmadığımızı hissedecek birliktelikleri oluşturarak Psikolojik olarak ederek. tabii en önemlisi o. Yalnızlık en kötü şey. Daha önce dedin ya zaten. Yalnızlık en kötü şey. Adam intihara götürür. Evet. Abi çok teşekkür ederiz. Söylemek istediğim bir şeyler varsa onları söyle. Ondan sonra Abi hepinizi çok devam. seviyorum. Nihat Biz de abi de seni selam çok söyleyelim. seviyoruz. Geçen aradın Abicim görmedim. selam. Evet Ensin. Görüşürüz Sesini ama. özlemiş seni. Bir ara şey yap. Görüşelim yani. Görüşürüz Zoom'da. abi. Trabzon lobisi. Evet. Çok teşekkür ederiz tüm izleyicilerimize. Okur yazar bir abimiz. Okuyup yazmanın ne kadar güzel olduğunu göstererek bir bağış yapmış. Teşekkür ederiz abi. Bütün destek olanlara. Destek olun abi. Yani paylaşın. Bunları beğenin. Bunları çoğaltalım. Böyle böyle çoğalacağız Allah'ın izniyle. Böyle böyle güzel işler yapacağız inşallah. Allah utandırmasın. Allah herkesin kalbine göre versin diyorum. Herkese iyi geceler. Erlik çok teşekkür ederiz. Bize yine büyük zenginlik, yine büyük bir eserle ortaya çıktın. Yine Allah uzun ömür versin, sağlıklı ömür versin. Seni seviyoruz Erlik. Çok teşekkür ederiz. Seninle her yerde, her zaman birlikteyiz Allah'ın izniyle.